Odamızın çok değerli başkanı, TÜRMOB'un çok değerli kurulu üyeleri, odamızın yönetim kurulu üyeleri, diğer kurullarımız, çok değerli eğitmen arkadaşlarımız, kamu kurumlarımızın çok değerli yöneticileri, çok değerli meslektaşlarımız, yine bir Cevahir eğitimindeyiz. Artık bir klasik haline geldi. Her ayın ilk günlerinde bu eğitimi yıllardır tekrarlamaya devam ediyoruz gündemdeki en önemli konularla. Bugün de yine güncel vergi ve muhasebe uygulamaları boyutuyla dönem sonu işlemlerini konuşacağız birinci başlıkta. İkinci başlıkta da vergi incelemelerine alınma kriterleri olacak konu başlığımız. Seminerimize hoş geldiniz. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere oda başkanımız Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. TÜRMOB'un ve odamızın çok değerli kurul üyesi arkadaşlarım, gelir idaremizin çok değerli temsilcisi, bugün konuşmalarıyla bize katkı sunacak yeminli mali müşavir Sayın Selahattin Gökmen, çok sevgili meslektaşlarım, sizleri odamızın yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün üçüncü konuşmacımız avukat Zeki Gündüz'dü. Hukukçu gözüyle bazı yeni uygulamaları irdeleyecekti. Fakat maalesef dün babasını kaybetti. Bugün cenazesi var. Allah rahmet eylesin. Aramızda bugün bulunamayacak. İnşallah bir dahaki sefere onunla da birlikte olacağız. Önemli bir seminer. Her gün yeni bir uygulama çıkıyor. Sadece vergi alanında değil, sosyal güvenlikte, diğer alanlarda hepimiz buna yetişmeye çalışıyoruz. Dönem sonu bizim klasik işlemlerimiz. Geçen yıl ve bu yıl boyunca bir taraftan izaha daveti konuştuk, bir taraftan inceleme kriterlerini konuştuk, diğer taraftan usul incelemelerini konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz bunları. Çünkü usul incelemelerinin sayısı bir hayli arttı. Günlerdir konuşuyoruz, e-dönüşümü konuşuyoruz, dijitalleşmeyi, teknolojiyi konuşuyoruz. Aslında bu konuların içinde o da var, incelemelerin içinde. Dönüp bir geriye bakalım, eskiden bir yazı gelirdi, defterleri, faturaları bizden isterlerdi. Götürürdük, 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 6 ay. İncelemeler biterdi, bir takım görüşmeler yapardık. Artık yavaş yavaş bu manuel incelemeler kalktı. Biraz daha Türkçe söylemek gerekiyorsa devlet de kamu da e-denetime geçti değerli arkadaşlar. Aslında konuştuğumuz konunun bir kısmı e-denetim. E-denetim çerçevesinde artık elektronik ortamda kamu, başta gelir idaresi, bir takım inceleme kriterlerini dikkate alarak incelenecek konuları saptıyor. Daha sonra ise defter ve belge istemeden mükelleflerimizi, müşterilerimizi veya bizi izaha davet ediyor. Bakın incelemenin şekli bile değişti. Eskiden bazı müşterilerimizin kamyonla defterlerini götürürdük, faturalarını götürürdük. İşler nereden nereye geldi? İşte bu dönem bu anlamda önemli. Arkadaşlarımıza da anlatmaya çalışıyoruz. Eğitimlerinde de anlatıyoruz. Bir dönem bitti artık arkadaşlar. Bizde artık devlet nasıl defteri, faturayı elektronik ortamda denetliyorsa bizde de artık fatura fiş girme veya defter de tutma dönemi bitecek. Biz de bu gelişmeye ayak uydurup yavaş yavaş danışmanlığa, müşavirliğe, raporlamaya dönmek zorundayız. Geçen yılki seminerlerde söylemiştim. Gelir idaresinden hepsi raporların doğru olduğu anlamına gelmiyor. Titizlikle bunları odada inceliyoruz. Bize çok ciddi sayıda
Gelir İdaresi'nden inceleme elemanlarından çok ciddi dosya geliyor. Müteselsiz sorumluluktan dolayı suç duyurusunda bulunuyorlar. Bu dosyaları inceliyoruz. Geçen yılda söyledim, seçim yılı olmasına rağmen 2018'de gelen dosya sayısı 1300 civarında. 2019'da devam ediyor. Bir aile toplantısı, yine söyleyeyim. Dün odada 6 tane meslekten geçici men dosyasını imzaladım. Her ay bunları imzalıyorum. 2 tanesi meslekten 12 ay geçici men, 4 tanesi 6 ay men. Merak ettim, bir içeriklerine bakayım dedim. Eskiden biz ruhsat kiralamadan benzeri konularda bu cezaları verirdik. 6 dosyanın 4 tanesi incelemelerden, müteselsiz sorumluluktan, 2 tanesi SSK'dan. Hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Tekrar şanslı bir ay, 2020'ye girerken yeni gelecek beyannameleri, bu konuları da dikkate alarak bürolarımızı gözden geçirip, kadrolarımızı gözden geçirip 2020'ye daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Onun için de birçok yerde moda oldu. Söylüyorum da en büyük sıkıntımız kendi içimizde komşunun muhasebecisi. Komşunun muhasebecisinden dolayı mükelleflerimizle sözleşme döneminde gerektiği gibi konuşup hak ettiğimiz ücreti alıp tahsilatlarımızı da yapma adına önemli adımlar atamıyoruz. Umarım bu dönem hep beraber komşunun muhasebecisi olmayı bir kenara bırakırız. Onların da üstesinden geliriz. Birbirimize saygı, sevgi gösteririz. Bu işleri aşarız diye düşünüyorum. Çok önemli bir eğitim. Ben değerli oturum başkanımıza, konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgilerini bugün bizimle paylaşacaklar. Başarılı bir eğitim olacağına inanıyorum. Bu arada Ocak ayındaki seminerimizde buluşacağız. Yeni yılda geliyor. Yeni yılda ailenize, size, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde, barış içinde sağlıklı bir yıl diliyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, şimdi oturumlarımıza geçeceğiz. Ancak ondan önce yeni bir gelenek başlattık. Konuşmacılarımız daha sonra hep beraber böyle kalabalık bir ortamda plaketlerimizi de verelim istiyoruz. Hem konuşmacılarımızı sahneye çağıracağım anons ederek. Öncelikle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürümüz, bugün aynı zamanda sunumunu yapacak olan Dilşat Derin'i sahneye davet ediyorum. O da başkanımızdan da aynı zamanda plaketini almak üzere. Teşekkür plaketini. Yine bugün sunumunu yapacak olan, artık tanıyorsunuz kendisini, özellikle bu konuyla ilgili de sürekli aramızda oluyor, kendisine ayrıca da teşekkür ediyoruz. Selahattin Gökmen, yeminli mali müşavir, ona plaketini vermek üzere de oda başkan yardımcımız Ali Haydar Tunç'u sahneye davet ediyorum. Bugünkü oturumumuzun oturum başkanlığını yapacak olan odamızın yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda saymanı Gülgün Öztürk'ü sahneye davet ediyorum. Plaketini vermek üzere de TESMER Başkan Yardımcımız Fatih Tapkan'ı davet ediyorum. Evet, bu plaketleri simgesel olarak burada veriyoruz ama bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Bunlar ağaç olsun diyerekten bir bağış şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bunu da bu arada sizlere bilgisini vermiş olayım. Evet, topluca da bir fotoğraf alalım.
başarılı bir seminer olmasını diliyoruz. Muhtemelen bir sonraki ay organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Buradan da bilgisini vermiş olayım. Ocak ayı içerisinde bilirkişilik ve konkordato konusuyla ilgili gündemde önemli bir konu biliyorsunuz. Uygulamaya yönelik bir seminer gerçekleştirmeye çalışacağız burada. Tekrar sizlere ayrıca duyurusunu yapacağız. Tekrar başarılar diyorum bütün konuşmacılara ve siz meslektaşlarıma. Sesim geliyor mu? Tamam. Değerli Oda Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerim, diğer kurul üyesi arkadaşlarım, değerli konuklarımız ve siz değerli meslek mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün güncel konuları konuşmak için bir aradayız. Vergi, ama vergiyi nasıl anlatacağız? Biraz e-uygulamalar ışığında, biraz özel gelir ışığında. Kafanızdaki belki birkaç soruya cevap vermek adına bu eğitimi özellikle bu dönem için istedik. 2019 yılının son eğitimi, Aralık ayındayız. Ve yeni bir yılın başlangıcı aslında olarak da kabul edebiliriz. Çok yoğun bir aydayız. Bu yoğunluğun içinde bu salonların dolması bizi çok mutlu ediyor her koşulda. Öncelikle bunun için tekrar teşekkür ediyoruz sizlere yönetim kurulu adına. Büyük bir emek, bu emeğin de karşılığını salonları gördükçe aldığımıza inanıyoruz. Bugün ayrıca Dünya Engelliler Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Birkaç bilgi vermek istedim. 1992 yılında Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir gün olarak tüm dünyada kutlanmaya başlandı. Ve her yıl başka bir temayla kutlanmaya devam ediyor. Biraz sayısal veriler vermek istiyorum. Aslında hepimiz bir anlamda yaşadığımız topluluk içinde, dünya koşulları içinde hep engellerle karşılaşıyoruz. OECD'nin ve Türkiye'nin verilerine göre 7 milyar dünya nüfusunun yaklaşık %15'i engelli nüfusu. Yani 1 milyon engelli var. Ve hepimiz yakınlarımızda ya da çok... birebir yaşadığımız insanlarda zaman zaman görüyoruz ve diyoruz ki aslında engel biraz da beyinlerimizin içinde. Biz ne zaman ki bunları bir şekilde bertaraf edeceğiz, o zaman dünya daha yaşanır, daha güzel bir hale gelecek. Ben değerli konuşmacılara sırasıyla söz vermek istiyorum. Öncelikle Selahattin Hocama sözü vermek istiyorum. Evet, buyurun, söz sizin. Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, değerli meslektaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine bir yeni bir dönem sonu işlemlerinde bir aradayız. Ben bugün itibariyle iki konudan bahsederek sunumumu yapacağım. Sunumumu iki bölüme ayırdım. Birinci olarak şu anda gündemde olan ve bugün yarın tekrar meclise gelip tekrar aynı şekilde çıkıp yayınlanacak olan bir vergi düzenlemesi var. 7193 sayılı vergi kanunlarında değişiklik yapan kanun düzenlemesi, torba kanun. Bunun üzerinden neler yapılıyor, neler getiriyor, kısaca bunlardan bahsedeceğim. Ondan sonra da vergi incelemelerinde alınma kriterleri kapsamında dönem sonunda dikkat edilmesi gereken yerlerin üzerine biraz duracağız. Bu kapsamda da bir vergi incelemesine alınma kriterleri nedir? Hangi konularda vergi incelemesine alınır? Nerelere dikkat etmek lazım? Bilanço kalemleri üzerinden tek tek üzerinden geçerek konuyu irdelemeye çalışacağız. Bu şekilde sunumumu tamamlayacağım.
Öncelikli olarak 7193 sayılı kanun. Bu kanun geçen hafta meclisten çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmişti. Ancak dün akşam itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı bu kanunun 50. maddesinde yer alan termik santrallerin bacalarının fitilizasyonu ilişkin olarak süre uzatımı kapsamında kanunu kısmi olarak veto etti. Kanun öğrendiğim kadarıyla 5 Aralık'ta meclise gelecekmiş ve bu madde çıkarılarak meclisten tekrar geçecek ve büyük bir ihtimalle hafta sonu ya da en geç pazartesi gün yürürlüğe girecek olan bir kanun düzenlemesi. Bu kanun düzenlemesinde yeni vergiler ihdas edilmekte, yeni beyannameler getirilmekte, artı gelir ve kurumlar vergisinde gider kısıtlamaları yapılmakta, artı vergi usul kanununda yeni düzenlemeler yapılmakta. Bunlar üzerinden kısa kısa bahsedeceğim, daha sonra da asıl konumuza geçeceğim. Öncelikli olarak kanunun getirmiş olduğu ilk düzenleme dijital hizmet vergisi. Nedir bu? Aslında bu düzenleme yıllardır konuşulan bir düzenlemeydi. Bunun evveliyatında bir düzenleme yapıldı. Ne yapıldı? İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinde %15 stopaj düzenlemesi getirildi. Bu yeterli görülmedi. Bu internet ortamında verilen reklam hizmetleri artı internet ortamında sağlanan her türlü hizmetler üzerinden sağlanan kazançlar üzerinden bir vergi ihdas ediliyor. Peki bunun kriteri ne? Bunun kriteri Türkiye elde edilen hasılat 20 milyon TL artı dünyada elde edilen hasılatı 750 milyon avro ve üzerinde olan mükellefler bu verginin mükellefi olacak. Bu iki kriteri sağlayan mükellefler dijital hizmet vergisi mükellefi olacaklar ve bunlar bu hizmetler kapsamında elde ettikleri hasılatlar üzerinden %7,5 vergiyi bağlı oldukları vergi dairelerine her ay itibariyle, ay sonu itibariyle beyan edip ödeyecekler. Şimdi bunun mükellefi baktığımız zaman aslında çok uluslu şirketler görülüyor. Ancak kanuna bir ek madde daha konuyor, bir düzenleme daha yapılıyor. Diyor ki bunun mükellefi bunlar olmakla beraber diyor, eğer bunların Türkiye'de iş yerleri yoksa, mükellefiyetleri yoksa, vergiyi güvence altına almak amacıyla Maliye Bakanlığı bu hizmetlerden yararlananlara da vergiyi ödeme mükellefiyeti getirme hakkına sahiptir diyor, düzenleme yapma hakkına sahiptir diyor. Dolayısıyla bu düzenleme gelecekte işleyecek mi işlemeyecek mi göreceğiz. İşlemeyecekse de en nihayetinde aracıların üzerine bu kalacak, yani vergi sorumluluğu üzerine bu kalacak ve onlar ödemek zorunda kalabilecek. Hatta bugün bir haber vardı, Amerika Ticaret Odası, Ticaret Ofisi Fransa ve Türkiye'yi ihtar çekmiş. Dijital hizmet vergisi alırsanız biz de gümrük vergilerini %100 artırırız demiş. Benim şirketlerime sen vergi alırsan benim vergimi çalıyorsun diyor. Ben de o zaman sana gümrük vergilerini artırırım diyerek tehditte bulunmuş. Dolayısıyla bu düzenleme olacak mı olmayacak mı göreceğiz bakalım. Diğer bir getirilen düzenleme konaklama vergisi gelmekte. Bu düzenleme kapsamında da otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi yerlerde verilen geceleme hizmetleriyle bu geceleme hizmetlerinin yanında yeme, içme ve benzeri hizmetlerin tamamı üzerinden %2 konaklama vergisi alınması düzenlemesi getirilmekte. Bu verginin mükellefi bu hizmetten yararlananlar olarak belirlenmekte. Bu düzenleme 1/4/2020 tarihine itibaren yürürlüğe girecek. Öyle görünüyor. Ancak 2020 için bu %2 oranı %1 olarak uygulanacak. Kanunda bir maddeyle bu düzenleme yapılmış. Burada tabii bu çok tartışıldı, çok konuşuldu. Önce yüzdesel geldi, daha sonra yüzdeselden vazgeçildi, rakamsal yıldızlara göre belirlendi. Daha sonra bundan da vazgeçildi, tekrar buna döndü ama işin içine baktığınız zaman sıkıntılı yerleri var. Siz bir otele gidip yemek yerseniz, yemek bedeli üzerinden vergi ödemiyorsunuz ama bir otele gidip konaklayıp yemek yerseniz toplam bedel üzerinden bu vergi ödemekle mükellefsiniz. Bu da bir haksızlık. Artı huzur evleri mesela, misafirhaneler diyor, misafirhaneler kapsamında bir ayrım yapmıyor. Sadece öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplardaki öğrencilere verilen hizmetler bu vergiden istisna. Onun haricindeki her türlü konaklama vergiye tabi. Dolayısıyla huzur evlerinde kalanlar da bu vergiyi ödemeyecek mi, ödemeyecek mi yakında göreceğiz. Kanun düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde. Diğer bir vergi ise değerli konut vergisi. Bu da yine Türkiye'de 5 milyon TL ve üzerinde konutlar için, konut olarak tahsis edilen yerler için getirilen bir düzenleme. Bu düzenleme ister gerçek kişi olun ister kurum olun fark etmiyor.
Gerçek kişi dahi olsanız, kurum dahi olsanız, aktifinizde veya mal varlığınızda 5 milyon TL ve üzeri bir konuta sahipseniz, bu konut üzerinden 5 milyon TL, 7,5 milyon TL arasında binde 3, 7,5 milyon, 10 milyon arasında binde 6 ve 10 milyon üzerinde ise %1 vergi ödemek zorunda kalacaksınız. Bu vergi her yıl Şubat ayında beğendirilecek ve iki taksitte Şubat ve Ağustos aylarında ödenecek. Yani bir defalık bir vergi değil, sürekli ödenen bir vergi olacak. %1'den, %10'dan kastımız %1, yani 10 milyon TL üzerinde bir değerli konut olan bir kişi 100 yılda konutunun değeri kadar vergi ödemiş olacak. Yani görüntü bunu sağlıyor. Burada tabii ki beyan dediğimiz gibi her yıl Şubat ayının 20'sine kadar beğendirilecek ve iki taksitte ödenecek olan bir vergi. Bunun haricinde bu üç vergi haricinde gelir vergisi tarifesinde ve gelir vergisi kanunda düzenlemeler yapılıyor. Bu kapsamda gelir vergisi tarifesine yeni bir tarife ekleniyor, yeni bir oran ekleniyor. 103. maddenin 4. bendinden sonra gelmek üzere 5. bend olarak %40 oranı getiriliyor. 500 bin TL ve üzeri kazancı olan kişilerin kazançları üzerinden %40 vergi alınması düzenlemesi geliyor. Bu düzenleme 2019 yılı kazançları dahil olmak üzere uygulanacak. Geriye dönük olarak işleyecek. Yani şu anda biz Aralık ayındayız. Aralık'ın yarısında bu kanun çıkacak. Ancak uygulaması 2019 yılı için geçerli olacak. Dolayısıyla 2020 Mart ayında verilecek olan kurumlar vergisi beyannamelerinde siz bu tarifeye göre vergilendirilmiş olacaksınız mükellefler olarak. Sadece burada bir düzenleme daha yapılıyor. Ücret gelirleri için diyor bu düzenleme 1-1-2020'den sonra geçerli diyor. Ücret hariç diğer 7 gelir unsurundan 6 gelir unsuru için 2019'dan itibaren geçerli. Ücret gelirinde ise 2020'den itibaren geçerli. Dolayısıyla ücret gelirinde 2019 tarifesi devam edecek görünüyor. Diğer bir düzenleme, ücretlerin vergilendirilmesinde ve beyanında bir değişiklik yapılıyor. Ücretlerin vergilendirilmesine gelir vergisi kanununda tek işverenden ücret geliri alırsanız tutarı ne olursa olsun beyan yoktu. Birden fazla ücret geliri alırsanız da birden sonrasının toplamı gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimini aşarsa hepsini beyan ediyordunuz. Şimdi burada bir düzenleme yapıyor. Diyor ki eğer siz tek işverenden ücret geliri elde ediyorsanız diyor tutar 500 bin TL'yi geçerse beyanname vereceksiniz diyor. Birden fazla ücret geliri elde ederseniz de diyor bir dahil tamamının toplamı yine 500 bin TL'yi aşarsa bunun için de beyanname vereceksiniz diyor. Gelir vergisinde artık beyanname, ücrette beyanname düzenlemesi geldi diyebiliriz bu düzenlemeyle. Diğer bir düzenleme sporcuların vergilendirilmesinde beyanname verme zorunluluğu getiren düzenleme. Bildiğiniz üzere gelir vergisi kanunun geçiş 70. maddesinde sporcuların vergilendirilmesinde stopaj yoluyla vergilendirme vardı ve sporcular kazançlar için beyanname vermiyorlardı. Bu vergilendirme de %15 ile %5 arasındaydı. Profesyonel dalda görevli, üst liglerde görevliyseniz %15'ti. Amatörseniz en alt durumdaysanız %5'ti. Kazancın üzerinden bu vergiyi ödüyordunuz. Şimdi burada bir düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemede de kazanç toplamı 500 bin lirayı aşarsa bu aştığı anda beyanname vermek zorunda sporcular ve bu beyanname üzerinden de kendisinden kesilen stopajları mahsup etme hakkına sahip. Yalnız burada bir düzenleme yapıyor. Diyor ki ödenmesi şartıyla mahsup hakkı veriyorum diyor. Bunu niye getiriyor? Spor kulüplerinin hiçbirisi kesilen stopajları ödemedikleri için bu mahsup hakkını ödeme şartına bağlamış. Dolayısıyla ülkemizdeki herhalde profesyonel futbolcuların tamamı bu konuda sıkıntı yaşayacaklar. Hem spor kulüpleri bu stopajı ödemeyecekler hem de kazancın tamamı üzerinden %40 vergi ödemek zorunda kalabilecekler bu gidişle öyle görünüyor. Ama bu düzenleme geçici madde 2019 sonunda bitiyordu. 2023'e kadar uzatıldı bu düzenleme. Ancak 2019 öncesi, burada bir tarihimiz var. 1-11-2019 öncesi düzenlenmiş olan sözleşmeler kapsamındaki işlemlerde eski hükümler geçerli olmaya devam edecek. 1-11-2019'dan sonrası ise artık beyan şekli değişiyor. Vergi %20'ye çıkarılıyor ve 500 bin lira üzerinde fazla geliri varsa sporcunun beyanname vermek zorunda kalacak. Yine yapılan bir düzenlemeyle hakemlerin ücretlerinde vergilendirme getiriliyor. Hakemlerin almış oldukları ücretler arkadaşlar daha önceden gelir vergisi kanunundaki
29. maddeki düzenleme ile tamamı vergi dışındaydı. Burada bir düzenleme yapılıyor. Sadece amatör spor dallarındaki hakemlerin ücretleri vergi dışı olacak. Amatör spor dalları haricindeki spor dallarındaki hakemlerin ücretleri ise vergiye tabi olacak. Servet meslek kazancında kanun 18. maddesindeki servet meslek kazanç istisnasında sınırlama getiriliyor. Gelir vergisi kanun 18. maddesinde müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, mucit gibi kişilerin ortaya koymuş oldukları eserler varsa bu eserlerin satılması, yayınlanması, kiralanması veya herhangi bir şekilde değerlenmesi karşılığında bir kazanç da varsa bu kazancın tamamı vergiden istisnaydı ve bu kazançlar sebebiyle beyanname vermiyorlardı. Buraya bir düzenleme yapılıyor. Diyor ki kazanç toplamı diyor 500 bin TL yaşarsa beyanname vermek zorundadırlar diyor. Bu da yeni bir düzenleme. Bu da yürürlük tarihi 1-1-2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. İstisna kazancı olan özellikle sanatçılar için bu düzenleme önemli. İstisna kazancı varsa, kazancı 500 bin lira yaşıyorsa artık beyanname verecek. Kendisinden yapılan teklifatları da mahsup edecek. Burada herkesi ilgilendiren önemli konu aslında gider kısıtlaması. Ticari kazanç sahipleriyle, yani gelir vergisi mükellef olan ticari kazanç sahipleriyle, kurumlar vergisi mükellefleri artı serbest meslek erbaplarına gider kısıtlaması getirildi. Sanki çok gerekliymiş gibi buradan elde edilecek kazanç ne kadardır ben bilemiyorum. Benim tahminim toplam vergi gelir içerisinde çok cüzi bir rakamdır bu ama serbest meslek erbabını özellikle vergi kaçıran bir yapıymış gibi görerek ona böyle kısıtlayıcı önlemler alınması bana göre çok saçma, çok yanlış bir uygulama. Ne getirdi peki şu anda, ne getiriyor? 1-1-2020'den itibaren binek otolarda kısıtlama yapıyor. Binek otonuzun diyor, eğer kiraladıysanız diyor, 5500 TL'si kısmı diyor, gider olarak yazabilirsiniz, 5500 TL'yi aşan kısmı KKG yapacaksınız diyor. Yani siz 7000 liraya araç kiraladınız, bunun kayıtlarınızda gider olarak alacaksınız, ancak bunun 5500 lirasını dikkate alacaksınız, 1500 TL'sini beyannamenizde KKG olarak matrağınıza ilave edeceksiniz. Bu rakam 2020 için geçerli arkadaşlar. Kanunda bir normal şartlarda buradaki hadler, rakamlar yeniden değerleme oranında her yıl artırılacak. Ancak kanuna bir geçici madde konmuş. Bu geçici madde kapsamında diyor ki 5500 TL diyor 2020 yılında yeniden değerleme oranında artırılmayacaktır ve bu rakam 2020'de uygulanacaktır diyor. Bu şekilde söylüyor. Yine binek otoda diğer bir kısıtlama, binek otonun giderleri. Binek otonun giderleri ne diyor? %70'ini gider olarak yazabilirsiniz diyor. %30'unu KKG yapacaksınız diyor. Giderden kastımız nedir? Akaryakıttır, sigortadır, bakım onarımdır. Bunların tamamı bu gider kapsamına girmektedir. Ve bunların tamamı için ne yapacaksınız? Sınırlamaya tabi olacaksınız. %70'i gider olarak dikkate alınacak. %30'u KKG olacak. Diğer bir düzenleme ise satın alınan binek otoların alım bedeline bir sınırlama getiriyor. Yani gider yazılma kaleminde bir sınırlama getiriyor. Burada da diyor ki eğer diyor satın aldığınız binek otonun diyor ÖTV'sini ve KDV'sini doğrudan gider yazarsanız toplam ÖTV KDV'nin 115 bin lirasını gider yazabilirsiniz diyor. Aşan kısmı KKG yapacaksınız diyor. Atıyorum ben 600 bin liraya bir araç aldım aktifime. Bunun 300 bin lirası KDV ve ÖTV, 300 bin lirası da ana para. 600 bin liranın 300 bin lirasının 115 bin lirasını gider yazacaksınız. 185 bin lirasını gider yazıp beyannamede KKG yapacaksınız. Bunu söylüyor. Burada bitmiyor, devam ediyor. Diyor ki bunun diyor gerek kalan kısmını diyor aktifleştirdiğin zaman da diyor aktifleştirme bedelinin 135 bin TL'sine diyor karşılık amortisman ayıracaksınız diyor. Aktif değerinin 135 bin lirasına, yani benim 600 bin liralık aracımın 300 bin liralık ana parasının 135 bin lirasına amortisman ayıracağım. 165 bin lirasına hiçbir şey yapamayacağım. Sizin amortisman sınırınız 135'te kalacak. Buna göre amortisman ayıracaksınız. Yani 135 bini atıyorum 5 yıl sömürü 5'e böleceksiniz ve ona göre amortisman ayıracaksınız. Geri kalan 165 bin liraya bir işlem yapamayacaksınız. Devam ediyor. Eğer diyor KDV ve ÖTV'yi gider yazmayıp malın maliyetine yani iktisadi kıymetin maliyetine ekleyip
Hepsini beraber aktifleştirirseniz diyor. Bu kez de diyor, dikkate alacağınız rakam en fazla 250 bin lira olacak diyor. 250 bin lira üzerinden amortisman yayacaksınız diyor. Yani 600 bin liralık aracın 250 bin lirası için amortisman yayacağım. 350 bin lirası için hiçbir şey yapamayacağım. Böyle bir düzenleme getiriyor. Bu düzenleme de 1-1-2020 tarihinden itibaren başlayan vergileme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere geliyor arkadaşlar. Bu anlattığım olayın tamamı gelir vergisi servet meslek erbabı için de birebir aynen geçerli. Onlar da bu kıstaslara uymak zorunda. Diğer bir düzenleme vergi usul kanununda yapılıyor. Vergi uyumlu mükelleflere uygulanan, gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir ve kurumlar vergisi kanununda yapılıyor. Vergi uyumlu mükelleflere sağlanan %5 indirime biraz kolaylaştırma yapılıyor. Ne yapılıyor burada? Eğer siz vergi uyumlu mükellefseniz ne yapıyordunuz? Kurumlar vergisi matrağınızdan ve gelir vergisi matrağınızdan hesaplanan verginin %5'ini eksik ödüyordunuz. Buna belli şartları vardı. İşte son 3 dönem beyanname süresinde vermiş olmanız gerekiyor. Belli bir borcunuz olmaması gerekiyor. O toplam borç her bir beyanname itibariyle 250 TL üzerinde olmaması gerekiyordu. İşte toplam borcunuzun 1000 liranın üzerinde olmaması gerekiyordu. Son dönem hakkınızda tarihat yapılmaması gerekiyordu 3 dönem. Veya son 5 dönem sahte belge kullanma veya düzenleme fiilini işlememiş olmanız gerekiyordu. Ve bunlar sıkıntı yaratıyordu. Özellikle bu konuda sıkıntı yaratan durum damga vergisiydi. Mükellef damga vergisini unutuyordu, ödeyemiyordu, eksik ödüyordu. Oradaki 50 lira 60 lira sebebiyle bu %5'lik durumdan yararlanma hakkını kaybediyordu. Buna bir düzenleme yapılıyor. Burada düzenlemede bir kanun süresinde ödeme kriterini ortadan kaldırıyor. İki, damga vergisi ve benzeri vergileri beyannameler arasından çıkarıyor. Ne yapıyor? Önceki düzenlemede kanuni süresinde ödenmeyen vergi dikkat alıyorduk. Şimdi ise diyor ki bu indirimden yararlanacağınız beyannameyi verdiğiniz tarih itibariyle diyor borcunuz olmayacak diyor. Yani siz 2019'un beyannamesi 2020'de Nisan ayında verirken geçmiş borçlarınızı kapatırsanız bu durumda bu indirimden yararlanma hakkına sahipsiniz. Önceden bu yoktu, şimdi bunu getiriyor. Bir, bunu getiriyor. İki, beyannameden kasıt nedir? Onu belirliyor. Hangi beyannameleri vermezsem veya eksik verirsem onu belirliyor. Onlar nelerdir? Vergi beyannameleri ibaresi, yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, muhtasar, muhtasar prim beyannamesi ve katma değer ve özel tüketim vergisi beyannamesi. Yani ana beyannameler artık bu kapsamda, diğer beyannameler bu kapsamda değil. Bir düzenleme daha yapıyor burada arkadaşlar. O yaptığı düzenlemede eğer diyor bu indirimi mahsuben iade talebinizde bulunduğunuz tutar için kullanırsanız diyor, daha sonra mahsuben iade talebiniz incelendiğinde %10'a kadar diyor iadenizde, mahsuben iadenizde bir eksiklik meydana gelirse diyor, bu indirim yapmanızı engel değil diyor, bu hakkı veriyor. Ama %10'dan fazla bir fazla mahsuben iade yapılmışsa bu indirimi kullanamazsınız diyor. Diğer bir düzenleme, izaha davet müessesesi biraz daha düzenli hale getiriliyor. İzaha davet müessesesi vergi usul kanununun 370. maddesindeydi. Bu madde kapsamında süre sınırı var, süre vardı burada. 15 gün içerisinde size bir yazı geliyordu. Bu 15 gün içerisinde buna cevap vermeniz gerekiyordu. Şimdi bunda bir düzenleme yapılıyor. 15 günlük süre 30 güne çıkarılıyor. 30 gün içerisinde sizin izahatta bulunmanız isteniyor. 30 gün içerisinde size tebligat yapıldığı itibaren izahatta bulunursanız bu durumda izahatınız kabul görüyor. Eğer 30 günlük sürecinde bulunduğunuz izahatınız yeterli görülmezse bu durumda izaha davet kapsamında tarh edilen vergiyi zamanında öderseniz kesilecek olan cezaların %20'sini ödemekle mükellef oluyorsunuz, %80'i siliniyor. Tarh edilen vergiyi zamanında ödemek şartıyla. Burada bir düzenleme daha oluyor. %20 kesilen cezaya da uzlaşma talep etme hakkınız doğuyor. Bunu da yapıyor. Yine VUK 376. madde kapsamında yapılan düzenleme ile daha önceden indirim düzenlemesi, yani vergi usulü kanundaki cezalarda indirim düzenlemesinde değişiklik yapıyor. Daha önceden ilk ceza kesiminde %50, müteakipte 1/3 oranında indirim yapılıyordu. Şimdi bunu kaldırıyor. Bütün cezalarda, kesilen cezalarda eğer siz size tebligattan itibaren dava açma süresinde başvurarak bir ay içinde ödeyeceğinizi taahhüt ederseniz
Bu durumda indirimden yararlanmış oluyorsunuz ve bu durumda da ceza %50 indirim olarak uygulanıyor. Daha önceden bu üstü gözetim cezalarında vardı. Vergi ziyanında kademeliydi. Bu kademeyi kaldırıyor. Herkese bu hakkı veriyor. Diğer bir düzenleme, uzlaşılan vergilerin bir ay içinde ödenmesi halinde cezada %25 uygulaması getiriyor. Nedir bu arkadaşlar? Uzlaşılan vergilere uzlaşmaya girdiniz. Uzlaşma kapsamında vergi artı cezayı uzlaşmaya girdiniz ve belli bir rakam çıktı. Bu rakam size tebligatı yapılır, uzlaşma tutanağı tebliğ edilir. Tutanağı aldığınız an itibaren bir ay içinde ödemeniz gerekir. Ödemezseniz 6183 devreye girer ve takibat başlar. Uzlaşma bozulmaz yani. Şimdi burada bir düzenleme yapıyor. Diyor ki evet uzlaşma bozulmaz ama diyor. Sen bu uzlaşılan vergiyi ve cezayı bir ay içerisinde ödersen diyor, uzlaşılan cezanın %25'ini senden almayacağım diyor. Artı bir durum getiriyor. Yani siz uzlaşmaya girdiniz. Atıyorum 100 bin lira vergi, 100 bin lira cezayla uzlaşmaya girdiniz. Vergi aslında indirim yapmadılar. Cezayı %20 indirdiler. 100 bin lira artı 20 bin cezayla uzlaştınız. Tebligat yapıldı size. Uzlaşma tutanağı verildi. Bir aylık ödeme süreniz başladı. Bu bir aylık ödeme süresinde eğer öderseniz 20 bin lira cezanın %25'ini ödemiyorsunuz. 15 bin TL ödüyorsunuz. Artı bir 25 daha faydası oluyor. Bu yeni bir düzenleme. Bu düzenlemede 2000 yürürlük tarihinden itibaren devreye girecek. Bu şekilde kanun herhalde bu ayın sonuna doğru çıkar gibi görünüyor. Yeni bir düzenleme geliyor. Af kanunlarında çıkarılan kesinleşmemiş alacaklardaki yapılandırma düzenlemesi vergi usul kanununa devamlı olacak şekilde getiriliyor arkadaşlar. Nedir bu? Kanun yolundan vazgeçme maddesi getiriliyor. Peki ne bu? Diyor ki vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar kapsamındaki işlemler için bu geçerli. Yani siz ihbarname üzerine, vergi ve ceza ihbarnamesi üzerine dava açtınız. İlk derece mahkemesi kararını verdi ve istinafa gideceksiniz ya da bölge idare mahkemesi kararını verdi, temyize gideceksiniz. Bu kararlarda diyor, bunlara gitmeyerek diyor, vazgeçerseniz davalarınızda diyor, yeni bir düzenleme ben yapıyorum diyor. Eğer davadan vazgeçerseniz ve davayı kazandıysanız vergi aslının %60'ını ödemek şartıyla %40'ını siliyor. Pardon, %40'ını ödemek şartıyla %60'ını siliyor. Tasdik edilen vergide ise bir indirim yapmıyor. Cezalarda indirim yapıyor. Vergi ziya cezasında %75'ini öderseniz diyor, diğerini silerim diyor. Yani davayı kazandıysanız, istinafa ya da temyize gidecekseniz, vergi aslının %40'ını öderseniz, cezadan ve vergi aslının %60'ından kurtuluyorsunuz. Eğer davayı kaybettiyseniz, temyize de istinafa gidecekseniz, vergi aslını ve cezanın %73'ünü öderseniz diyor, davadan vazgeçerseniz %25'ten kurtulursunuz diyor. Usulsüzlük gözetim cezalarında ise bu oran %75 arkadaşlar. %75'i siliniyor, %25'i ödüyorsunuz. Bu yeni bir düzenleme. Bu düzenleme kapsamında yararlanırsanız bu şekilde yapıyor. Buna devam ediyor. Diyor ki bu silinen ve kabul edilen durum, yani beyanname dilekçeyi verdiniz. Dilekçeyi verdiğiniz anda durum gerçekleşti, rakam belirlendi. Bunu bir ay içinde öderseniz diyor, artı diyor %20 daha vergi ve cezada indirim hakkı getiriyor. Bakın vergiye de hiç yapmadığı bir şeyi yapıyor. Hem vergide hem cezada %20 indirim yapıyor. Yani bana bir ay içinde gel paranı öde diyor, ben diyor verginin ve cezanın %20'sini sana indirim yapacağım diyor. 100 bin lira için dava açtınız, davayı kazandınız, temize gidilecek. Bundan yararlanmak istediniz. 40 bin liraya anlaşıyorsunuz. Bir de bunu bir ay için öderseniz 40 bin liranın %20'si eksik olarak 32 bin TL ödeyip bitiriyorsunuz. Bu yeni bir düzenleme. Ama burada olmazsa olmaz kural bu indirim için. Bir ay içinde ödeme şartı var. %20 indirim için. Kanunda getirilen diğer düzenlemeler ise kambiyo muamelerinden alınan BSMB oranı %1'den %2'ye çıkarılıyor. Pardon, binde birden binde ikiye çıkarılıyor. Yani döviz işlemlerinde, döviz alım satımında binde bir olan BSMV önce binde 0.15'ti, binde bire çıkarıldı. Şimdi binde ikiye çıkarılıyor. Ve yayım tarihinde yürürlüğe girecek olan bir düzenleme.
Diğer bir düzenleme yıllardır sorun olan, hep konuşulan bir konuda bir adım atılıyor. Nedir bu? İşverenlerin çalışanlara sağlamış olduğu seyahat giderleri, yani iş yerine gelip gitmeleri için sağlanan yol masrafları hep tartışma konusudur. İşveren tarafından işçiye servis sağlanırsa bu bir ücrettir, ancak gelir vergisi kanununa göre istisnadır. Ancak servis haricinde işveren işçiye yol ücreti diyorsa bu ücret yol ücreti ücret kapsamındadır ve gelir beyannamesi kişinin bordrosuna eklenerek bordro üzerinden vergiye tabi tutulması gerekiyordu. Buna ilişkin bir düzenleme yapılıyor. Diyor ki günlük 10 TL'ye kadar diyor. Toplu taşıma ücretleri diyor. İşveren tarafından işçi ödenirse diyor bu ücret olarak vergiye tabi tutulmayacak diyor. Ama 10 TL şu anda. Yani aylık 20 gün çalışıyorsa 200 TL. 30 gün çalışıyorsa 300 TL gibi bir rakam sınır olarak düşünebilirsiniz. Bu da kanun yayımı tarihi izleyen aydan itibaren yürürlüğe girecek olan bir düzenleme. Diğer bir düzenleme, son bir düzenleme ise avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerine stopaj getiriliyor. Bu avukatların hep itiraz ettiği bir durumdu. Avukatlar vekalet ücretlerinden tahsil ederken stopaj yapılmasını istemiyorlardı. İcra iflas sahipleri ve mahkemeler de bunları öderken bu stopajları yapmıyorlardı. Şimdi kanuna madde konuyor. Kanun düzenlemesiyle artık bunlar icra iflas sahipleri ya da mahkemeler avukata vekalet ücreti öderken stopaj yapacaklar. Bu kanun kapsamında yapılan düzenlemeler kısaca bunlar. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Ben gider kısıtlaması haricindeki kısımlara çok fazla itirazım yok ama gider kısıtlaması kısmına itirazım var. Bir servis meslek erbabının özellikle zaten gider kalemi oldukça sınırlı olan bir servis meslek erbabına arabasına göz dikmek bana göre çok yanlış, çok haksız bir düzenleme. Bu aynı zamanda yani buradan gelecek olan para da çok önemli para değil ama bu durum kayıt dışılığı da artıracak bir düzenleme. Yani başka türlü yoldan bulacak, ne bileyim kiralamada küçük firmalar bunları el altından kabul edecekler. Yine olan olacak yani. Yine yapılacak. Sonuç değişmeyecek. Yani buradan ne fayda sağlanıyor ben gerçekten anlamış değilim. Bu çok yani bunun örneği var diyorlar ama bunun örneği bu kadar yok. Ben hep şunu söylüyorum. Mesleğe ben 96'nın sonunda girdim. Biz mesleğe girdiğimizde bu tür düzenlemeler vardı. Yani 90'larda hep gider kısıtlayıcı önlemler hep varmış. 98'de 4369'la bu düzenlemelerin hepsi kalktı ve tüm kazancı beyana esasını getiren düzenleme getirildi ve bu kısıtlamaların hepsi kalktı. Şimdi 16-17 yıllık bir iktidar dönemi var. Bu dönemde hep özgürlük çözgü diyoruz ama şu anda biz tekrar eleştiri konusu ettiğimiz ve kaldırmakla övündüğümüz düzenlemelere yeni baştan geri dönüyoruz. O yönden ben geriye gidiş olarak görüyorum kendi bakanlığımı. İçinden çıkmış olduğum bakanlığı geriye gidiş olarak görüyorum ve bu konuda haklı görmüyorum. Sunumun ikinci bölümü vergi incelemelerinde alınma kriterleri kapsamında dönem sonunda dikkat edilmesi gereken vergi uygulamaları olarak belirledim ben. Bu kapsamda da yaklaşık 20-25 slaytlık bir sunum sunacağım size arkadaşlar. Vergi incelemesine alınma kriterlerinden kastımız nedir diye baktığımızda ben de bir meslek mensubuyum. Dilşat da bir meslek mensubu. Aynı zamanda Maliye Bakanlığı'ndan gelen kişileriz. İkimiz de bu konuları 3 aşağı 5 yukarı iyi biliriz. Hangi kriterlerden incelemeye alınıyoruz, hangi kriterden alınmıyoruz diye baktığımızda bakarız ve görürüz. Ben kriterlere geçmeden önce vergi incelemesi oranları nedir, ne değildir onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu Vergi Denetim Kurulu'nun 2018 yılı faaliyet raporundan alınmış olan rakamlar, yani Vergi Denetim Kurulu'nun resmi rakamları, 2018 sonu itibariyle mevcut vergi müfettiş sayısı yardımcılara dahil 8263. Bugün de bu sayı 8300 küsür. Yani çok artmıyor, inmiyor. 8263 tane, 62 tane vergi müfettişi varmış. Bunların 5200'ü müfettiş yardımcısı, diğer kısmı ise müfettiş ve baş müfettiş. Baş müfettiş zaten oldukça sınırlı, 219 kişi. Artık onlar da bitiyor zaten. Bitiriyorlar daha doğrusu, sonları da kaldı. Yani ben dahil olmak üzere baş müfettişler sonları geldi diyelim, bitirildi. Peki bu
vergi müfettişleri ne kadar inceleme yapmış diye baktığımızda 2014 yılından 2018 yılı sonuna kadar yapılan incelemelere baktığımızda sınırlı inceleme ve tam inceleme olmak üzere toplam inceleme sayısı 149 binden başlamış, sonra 159'da çıkmış, sonra 185'e çıkmış, daha sonra çok sert bir şekilde düşmeye başlamış. Ve bugün itibariyle 135 bin, 2018 yılı son itibariyle 135 bin tane inceleme yapılmış. Yani müfettiş başına 16 inceleme düşmüş. Öyle görünüyor. Peki bu inceleme sayısı toplam mükellefe kaç mükellefe tekabül ediyor? Şimdi bu inceleme sayısı ama incelenen mükellef değil. Bir mükellef birden fazla konuda incelendiği için bu sayı mükellef sayısını vermez. Mükellef sayısı ise bu tabloda. Bakın 2018 sonunda 135.103 tane inceleme yapmış olmasına rağmen incelenen mükellef sayısı 44.376. Peki ne kadar mükellef var? 2.727.000 tane mükellef var. Ne kadar incelenmiş? 44.376. Aslında çok çok büyük bir inceleme yok. Orana baktığımız zaman da %1,63. Bakın 2014'te 2,24'müş, şu anda 1,63. Tam tersi inceleme oranı geriye doğru düşüyor. Bu oran 2010'lardan öncesinde %5-%6'lardaydı. Onu da söyleyeyim. Eski düzenlemede rekabetçi bir ortam vardı Maliye Bakanlığı'nda. Rekabetçi ortamda inceleme sayısı daha fazlaydı. Şimdi ise inceleme sayısı düşmüştür. Her ne kadar siz çok incelediğiniz gibi düşünüyorsunuz ama aslında çok inceleme de yok, onu da söyleyeyim. Yani onun da etkisi var, evet. Çok fazla aflar, bu aflar kapsamında veya çok seçimlerin sık sık yapılması bu incelemeleri de sınırlamıştır, o da ayrı bir şey. Ama orada 8 bin tane müfettiş bekliyor. Bundan sonraki süreç hızlanır mı? Hızlanabilir ama en nihayetinde tüm OECD ülkelerinin ortalamasına baktığımızda düzenli bir ülkede ortalama vergi inceleme oranı %2-%3'tür arkadaşlar. Daha fazla değildir. Yani vergi inceleme oranı yükselmesi vergi incelemesinin iyi olduğu anlamına gelmez. Oranı yükselmesinden ziyade vergi incelemesinin denetimin etkinliği daha önemlidir. Caydırıcılığı daha önemlidir. Öğretmesi daha önemlidir. Öğretici bir, denetleyici bir vergi incelemesi olması daha önemlidir. Mükellefi cezalandırmaktan ziyade öğreten, eğiten bir vergi incelemesi olması daha iyidir. Asıl bunun yapılması lazım. Yani biz mükellefleri hırsız, müşavirleri onlara yardımcı olan, birimli olarak gören yapıdan bir önce vazgeçilmesini isteme hakkına sahibiz. Maalesef bu göz var. Bu göz özellikle genç meslektaşlarda, yani müfettişlerde çok fazla var. Karşı tarafı dinlememe ve kendi bildiğini okuma durumu çok has safhada. Bu da ister istemez Yücel Başkanım'ın bahsettiği meslek mensuplarında disiplin ve cezada, vergi cezada sorumluluk raporlarının yazılmasına sebep olmakta. Ben kendi eğitimlerimde bunu yıllardır hep söylerim. Yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu var ama sevmelerin sorumluluğu yokmuş gibi algılanıyordu hep böyle dışarıda. Hep yeminli mali müşavirlere disiplin ve soruşturma raporları yazılırdı ve sorumluluk raporları yazılırdı. SMM'lere az yazılırdı ama kanun düzenlemesi var. Gelecekte mutlaka bunlar çoğalacak demiştim. Ve maalesef çoğalıyor. Karşı tarafta çok fazla dinlemiyor. Gerçek durumun ne olduğuna bakmıyor. Aslında VDK bu konuda düzenlemeler yaptı. Yani kolay disiplin raporu yazılmaması, kolay sorumluluk raporu yazılmaması için kendi içerisinde yönetmelikler düzenledi. Yanlış hatırlamıyorsam bu yönetmelik düzenlemesinde Dilşat Bey de vardı. Yani yok muydunuz? Yok, hayır. Ama yani ilk yapılanmada Dilşat Bey sanki vardı orada. Yok, ilk yapılandırmada ben yoktum. Sonrakinde o zaman. Yani benim bir yurt dışı öncesi, ya şimdi şey olayına da girmek istemiyorum, vardır yoktur vesaire de. Siz buyurun. Neyse, biz devam edelim. Yani vergi incelemeleri devam edecek. Bu incelemeler kapsamında Maliye Bakanlığı geçmişe göre çok fazla ilerlemiş durumda.
Özellikle elektronik ortamı, elektronik sistemleri çok iyi kullanıyor artık eskiye nazaran. Hatta ülkedeki en iyi kullanan birim diyebiliriz. Bu kapsamda VDK çok fazla yatırım yapmakta bu sistemler üzerine. Risk analiz merkezi VDK RAM diye bir yapı kurmuştur. Bu yapı içerisinde risk analiz sistemini oluşturmuştur. Bu risk analiz sisteminde kendi içerisinde belli senaryolar yazılmıştır. Bu senaryolar üzerinden mükelleflerin vermiş olduğu tüm bildirim beyannameler artı mükellefin tüm ülkedeki bilgileri toparlanmakta ve bunlar bu senaryolar kapsamında karşılıklı çarpıştırılarak belli oranlardan sapmalar varsa belli puanlamalar yapılarak bu puanlamalar üzerinden belli puan aşan mükellef incelemeye sevk edilmektedir. Bu kapsamda bakın 2018 yılında 22.664 toplam 44.376 mükellef incelenmiş olmasına rağmen bunun 22.664'ü risk analiz merkezi üzerinden yapılan risk analiz sonucunda incelemeye sevk edilmiş. Yani yaklaşık %50'si şu anda risk analiziyle yapılıyor. Peki incelemeye sevk başka nereden yapılıyor? Vergi daireleri yapmış olduk incelemelerde sıkıntılı gördükleri mükellefler varsa onlar incelemeye sevk ediyorlar. Haricinde bir. İki, vergi denetim kurulu ilgili birimleri kendilerinin sektörel bazda risk gördüğü yerler varsa sektörel incelemeler olarak sektörün tamamını incelemeye alabilmektedirler. Şu anda üçlü bir incelemeye alınma kriterleri geçerlidir. Tüm genel ilgilendiren ana kriter ise dediğimiz gibi risk analiz merkezindeki risk analiz sisteminin yapmış olduğu çalışmadır arkadaşlar. Bu çalışma kapsamında da özellikle vermiş olduğunuz beyannamelerdeki gelir tablolarınızın, bilançolarınızın her bir kalemindeki işlemler vergisel açıdan sıkıntılıysa eğer belli bir puanla karşılaştırılmakta ve risk analiz merkezinden eksi ya da artı puan alarak incelemeye sevkiniz sağlanmaktadır. Bu kapsamda ben bilanço oluşturan bazı kalemler üzerinden nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Birkaç konulardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak kasa hesabı ve ortak cari hesabı. Şu anda hiçbir mükellefinizin atlamaması gereken bir yer. Artık bu atlanmayan bir durum. Verdiğiniz bilançonuzda, verdiğiniz gelir vergisi, gelir tablonuzda, kasa hesabınızda yüksek bakiye varsa inceleme sebebidir. Yani tabii ki bir sektör ortalaması mutlaka bulunuyor ama hangi sektörü bulursanız bulun, kasa öyle çok çok yüksek bir bakiye veremez. Genel kural budur. Basiretli bir tacir kasada parasını tutmaz, o parayı ya bankaya yatırır ya da o parayı mala çevirir, hizmete çevirir, harcar. Veya borcunu kapatır. Kasada çok büyük para tutmaz. Dolayısıyla kasa yüksek bakiyesi her zaman için sıkıntılıdır. Dolayısıyla siz dönem sonlarınıza yaklaşmadan önce kasanızın bakiyelerini mutlaka azaltın. Belli bir orana kadar, belli bir orandan tutardan kastımız nedir? İşletmenizin günlük rutin kullanacağı miktar kadar tutun. Geri kalanı mutlaka kasanızdan bankanıza aktarın ya da bu işlemi kapatmak için bir yöntem bulun. Yani ortaktan para koyun, bir şey yapın ama kasanızı azaltın. Aksi takdirde inceleme sebebidir. Dolayısıyla dönem sonu ne yapacaksınız? Bir kere kasaya dikkat edeceksiniz. Bir. İki, kasanızdaki 7000 TL üzerindeki işlemlere dikkat edeceksiniz. 7000 TL üstündeki işlemlerde banka veya banka benzeri finans kurumları ya da PTT'yi kullanmıyorsanız ya da kamu kurumlarına ödeme yaparken 7000 TL üzerindeki işlemleri kullanabilirsiniz. Ancak 7000 TL üzerindeki işlemleriniz kamu kurumları hariç banka ya da PTT'yi kullanarak işlem yapmak zorundasınız. Elden işlem yaparsanız yaptığınız her bir işlem için bedelin %5'i kadar ceza ile karşılaşırsınız. Bedelin %5'i. Kasanız dönem sonunda değerlemeyi unutmayın. Kasa değerlemesinde kullanılacak kur Maliye Bakanlığı tarafından dönem sonunda açıklanmış olan kurdur. 31.12'de açıklanan kurdur. Bu kurda ise biz efektif alış kurunu kullanıyoruz. Kasa nakit varlık olduğu için sadece ve sadece bilançoda biz sadece ve sadece kasada kullanırız efektif alış kurunu. Bilanço oluşturan diğer kalemlerin tamamında döviz alış kurunu kullanırız. Sadece kasa için yapacağız ve bu değerleme sonucunda kur farkı geliri çıkarsa kambiyo karına, kur farkı geliri çıkarsa kambiyo zararını işleyerek bu işlemi yapacaksınız. Yine dönem sonunda kasanızda ya da ortak cari hesabınızda yani 131 hesaplarınızda veya ilişkili kişilerle ilgili olan hesaplarınızda yüksek mevlalı alacaklar varsa bu alacaklarınızı
hem vergi usulü kanunun 3. maddesindeki gerçek durum esastır düzenlemesi kapsamında basitli tacir bu kadar parayı bedava tutmaz kuralından, artı kurumlar vergisi kanunun transfer fiyatlaması maddesi kapsamında mutlaka mutlaka bedelsiz kullanılmayacağını düşünerek bunlara adat yapmak zorundasınız. Bu adatta kullanacağınız faiz sizin kendi iç emsalinizdir. Aynı dönemde eğer sizin bankada bir mevduatınız varsa mevduattaki faiziniz sizin için iç emsaldir. Eğer emsal bulamıyorsanız, kendi iç emsaliniz yoksa Merkez Bankası avans kredi faiz oranını kullanabilirsiniz. Bu oranda şu an itibariyle, yıl sonu itibariyle %18,25'tir. Kasaya adat yaptığınızda yapacağınız muhasebe kaydı da kasadaki paranın ortakta olduğu faiz edileceği için adat yaptığınızda faiz gelirlerini yazacaksınız. Artı buna bir KDV hesaplayacaksınız. Çünkü fatura düzenleyeceksiniz. Ve bu faturayı ortağa keseceksiniz. Ve ortaktan alacak haline geçeceksiniz. Diğer bir konu, bilançodaki banka hareketlerinin mutlaka dönem sonunda kontrol edilmesi gerekiyor. Fiili banka bilgilerinizle kaydi banka bilgilerinizin mutlaka birbirini tutması gerekiyor. Çünkü Maliye Bakanlığı mükelleflerin banka bilgilerini düzenli olarak almaktadır. Veri Analiz Merkezi kapsamında değerlendirmektedir. Bütün mükelleflerin banka bilgileri ve çek tahsilat bilgileri Maliye Bakanlığı'nda vardır. Dolayısıyla dönem sonunda fiili banka bilginizle kaydi banka bilginizi mutlaka karşılaştırın. Bir sıkıntı varsa bunun çözümünü bulun. Artı bankalarda kredi mevduatınız varsa veya çektiğiniz kredi borcunuz varsa dönem sonlarında dönemsellik ilgisi kapsamında gelir ve gider tahakkuru yapmayı unutmayın. Yani bankada mevduatınız varsa dönem sonunda mutlaka hesabın açıldığı tarihten değerlerinin yapıldığı tarihe isabet eden faizi hesaplayıp gelir yazmak zorundasınız. Burada örnek var, bakın 120 bin lira bankaya vadeli mevduat açmışım. Vadesi 181 gün ancak benim değerleme günü itibariyle 82 gün bu yıla tekabül ediyor. 82 güne 120 bin çarpı faiz 9'muş. Çarpı 82 bin 36 binden 2460 bin lirayı buluyoruz. Ve bunu henüz tahsil etmemiş olmamıza rağmen ne yapıyoruz? Gelir tahakkukları hesabıyla tahakkukunu yapıyoruz ve gelir yazıyoruz. Banka hesaplarında ve kas hesaplarında yine inceleme kapsamına dikkat ettiğiniz diğer kriterler, şirketin faaliyetiyle orantılı olmayarak aldığı banka kredilerini ortaklarına kullandırma riski de bir sorundur. Yani siz bankadan yüksek miktarda kredi almışsınız ama hesabınızda duruyor. Hiç kullanmıyorsunuz. Veya şirket çok düşük bir şirket. Atıyorum cirosu 1 milyon ama 3 milyon kredi kullanmış. Bu bir risktir. Bu kredi ne için kullandın? Nereye aktardın? Risktir. İnceleme sebeplerinizden bir tanesidir. Yine şirketin ortağına ya da ilişkili kişilere sermayenin 3 katı tutarında borç para verilmesi veya alınması durumu da yine örtülü sermaye kapsamında risk yaratır. Yine işletmelerin kasa ve banka hesaplarında yeterli bakiye bulunmamasına rağmen yüksek tutarlı kredi kullanımı nedeniyle oluşan yüksek finansman giderleri. Yani kasanızda ve bankanızda çok büyük paralarınız var ancak siz ısrarla kredi kullanıyorsunuz ve bundan finansman gideriniz var. Bu da bir risk sebebidir. İnceleme alınma sebebidir. Yine mükellef ile doğrudan ya da ilişkili kişiler üzerinden yapılan çek tahsilatları. Bir önce söylemiştim. Bütün çek tahsilatları ister gerçek kişi olsun ister kurum olsun bankalar tarafından Maliye Bakanlığı'na bildirilmektedir. Maliye Bakanlığı da nüfus ve SGK'dan almış olduğu bilgilerle bu tahsilatı yapan kişileri karşılaştırmaktadır. Bu kişilerin doğrudan ve dolaylı olarak bir şirket ilişkisini bulunduğu takdirde bunu incelemeye sevk etmektedir. Dolayısıyla çek tahsilatlarını şirket ilişkili olan kişiler üzerinden yapıyorsanız mutlaka bunu kayıtlarınıza alın, unutmayın. Alacak ve borçlar üzerinden vergi incelemesi riski oluşturan işlemlere baktığımızda ise alacak ve borçtan kastımız nedir? Dönem sonunda bütün alacak ve borçlarımızı bizim öncelikle yapmamız gereken bir işlem vardır. Vergi usulü kanuna göre alacak ve borçlarımızı biz mukayyetlere değerlemek zorundayız. Eğer dönem sonu itibariyle şüpheli alacak ya da değersiz alacağımız varsa, bu şüpheli ve değersiz alacaklarımız için şüpheli alacaksa eğer
karşılık ayırarak gider yazma hakkına sahibiz. DLS alacak ise, DLS alacak haline geldiği yılın sonuna kadar gider yazma hakkına sahibiz. Dolayısıyla dönem içerisinde şüpheli hale gelmiş olan bir alacağınız varsa ya da DLS hale gelmiş alacaklarınız varsa bunlara mutlaka bir kontrol yapın ve o yılın sonuna kadar ya karşılık ayırarak ya da doğrudan dolayı gider yazarak bunu yapın. Aksi takdirde takip eden yıllarda buna karşılık ayıramazsınız. DLS alacak olarak gider yazamazsınız. Yine dönem sonunda alacak senetleri ve borç senetleriniz varsa bunlara reeskont yapabilirsiniz. Reeskont zorunlu bir düzenleme değildir ancak arzu ederseniz yaparsınız. Tabi burada bir durum daha var. Eğer alacak senetlere reeskont yapıyorsanız borç senediniz varsa onları da yapmak zorundasınız. Alacak senedine varsa borç senedi yapmak mutlaka zorunlu. Ama borç senedine yapıyorsanız alacak senedi yapmak zorunda değilsiniz. Maliye Bakanlığı öyle söylüyor. Çünkü biri gider yaratırken gelir yaratmak zorundasınız. Diğerini ise gelir yaratıp gider yaratmak zorunda değilsiniz diyor. Bunu söylüyor. Yine dönem sonunda alacak ve borç hesaplarınızın mutlaka kayıtları kontrol edip ters kayıt veriyorsa ters kayıtların ters bakiyeleri mutlaka düzeltin. Vergi incelemelerinde özellikle usul incelemelerinde muhasebe kayıtlarının yani muhasebe hesaplarının yanlış kullanılmasından dolayı tek düzen hesap planına uymamaktan dolayı ceza kesilmektedir. Burada da en çok bakılan yer 120 ve 320'nin olduğu hesaplardır. 120 ve 320 hesap hiçbir zaman için ters çalışmaz. Yani tebliğ bunu söylüyor. Hesap planı açıklamaları bunu söylüyor. Ters çalışamaz diyor. Dolayısıyla siz dönem içerisinde bunu ters çalıştığınız anda buradan ceza yeme riskiniz otomatikman doğuyor. Eğer yapabiliyorsanız dönem içerisinde mutlaka terse döndüğü anda onu ilgili hesaba, avans hesabına alarak takip yapın. Yoksa ceza ile muhatap olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Yine dönem sonlarında mutabakatlarınızı mutlaka yapın. Karşı firmalarla alacak ve borçların mutabakatlarını yapın. Böyle bir alacağınız yoksa veya böyle bir borcunuz yoksa gider ya da gelir olarak dikkat alın. Eğer gelir olarak dikkat alıyorsanız, dönemi kaçırdıysanız bunu mutlaka ne yapmak zorundayız? KKG yapmak zorundayız. Yani alacağım var, 120'de kayıtlı ama karşı firmaya soruyorum, diyor ki sana böyle bir borcum yok benim diyor. Ödemiş daha önceden ve yıl atlamış. Ne yapacağım ben alacağı? Gider atacağım. Bu gider hangi yılın gider olduğunu bulamıyorsam eğer, bu yıla ait olduğunu bulamıyorsam otomatikman ben bunu KKG yapacağım. Bu yıla aitse ilgili hesaba kapatarak yapacağım zaten. Yani kasa ya da bankayı kullanarak yapacağım. Yoksa gider yazamayacağım. Gider kalemine yazıyorsanız mutlaka KKG yapacaksınız. Bunu bu şekilde. Yine alacak ve borç senetlerinde, alacak ve borçlarda kur değerlemenizi mutlaka yapın. En çok tartışma konusu olan yerlerden bir tanesi de budur. Alacak ve borçlarda kur değerlemesinde KDV olacak mı, olmayacak mı? Kur değerlemesi zorunlu mu? Evet, dönem sonlarında yani geçici vergi dönem sonlarında ve yıl sonunda mutlaka kur değerlemesi yapmak zorundasınız. Katma değer eksik kanununda kur farklarının KDV'ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Kur farkları KDV'ye tabidir. Ancak siz dönem sonunda değerleme yaparsanız kur farkları için KDV hesaplamak zorunda değilsiniz. Sadece değerleme yapıp orada bırakacaksınız. Ödeme ne zaman yapılıyorsa KDV'yi o zaman dikkat alacaksınız. Uygulamada ben bunu karşılaşıyorum. Değerleme yapılmış. Karşı firma diyor ki özellikle bana fatura kes. Hayır, fatura kesme diye bir şey yok. Siz sadece değerleme yapıyorsunuz, o kadar. Fatura kesme yok, KDV yok. Ne zaman var? Ödeme anında kur farkı doğuyorsa o zaman fatura var, KDV var. Şunlardan biraz daha bahsedeyim. Alacak ve borçlarda BABS mutabakatsızlığı varsa bunu mutlaka düzeltin dönem sonlarında. Yoksa inceleme sebebidir. Değer alacak bulunması bir inceleme sebebidir. Dolayısıyla değer alacak olarak attığınız bir kalem varsa mutlaka doğru takip edin, doğru bakın. Doğru zamanda ve doğru şekilde değer alacağı gider yazın. Aksi takdirde bu bir inceleme sebebidir. İnceleme sebebi olduğu için bir kriterdir daha doğrusu. İnceleme alınma riskiniz yüksektir. Yine şüpheli alacak karşılığı ayrılmak bir inceleme riskidir. Dolayısıyla karşılık ayırırken mutlaka iyi kontrol edin. Karşılık ayırdığınız yıl ile davayı açtığınız yılın aynı yıl olup olmadığına mutlaka bakın. Davayı açtığınız yıl karşılık ayırma hakkına sahipsiniz. Davayı açtığınız yıldan sonra karşılık ayıramazsınız. Alacağı karşılık ayırabilmek için mutlaka ticari faaliyetten doğan bir alacak olması lazım. Ticari faaliyetten doğmayan bir alacağı karşılık ayırma hakkına sahip
değilsiniz. Bunlara dikkat edin. Bunlara atlama yapmayın. Aksi takdirde incelemelerde sıkıntı yaratır. Bir karşılık ayırıyorsanız mutlaka usulüne uygun mu değil mi kontrollerini dönem sonunda mutlaka yapın. Yine şüpheli hale gelen alacakla yani 128 ile karşılık giderlerinizin uyumlu olmasına dikkat edin. Yani karşılık şüpheli alacak karşılığı 128-129 ve karşılık gideri 600 hesaplardaki karşılık gider hesaplarınızın uyumlu olup olmadığının kontrolünü mutlaka dönem sonunda yapın. Bu da bir inceleme sebebidir. Açıklayıcı olarak sizden ya izaha davet olur ya da doğrudan doğru incelemeye sevk olabilir. Yine alacak sadece reskont yapılıp borç senedinde reskont yapmazsanız bir inceleme sebebidir. Buna dikkat edin. Yine ilgili dönem gelir tablolarında yüksek tutarda karşılık ayrılması inceleme sebebidir. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bir diğer durum, bu yeni bir düzenleme, yeni bir durum, bu dönemde özellikle çok artan konkordato süreci düzenlemesi. Konkordato sürecinde karşılık ayırmaya, yani şüpheli alacak vaz edip karşılık ayırma düzenlemesini Maliye Bakanlığı yeterli görüyordu ama değersiz alacak olarak kabul etmiyordu. Bunda sorun yaşanıyordu. Ancak Maliye Bakanlığı 112 sayılı VUK sirkülleri yayınladı. Bu sirkülerle konkordato sürecinde karşılık ayırmaya ve değer sağlayacak olarak dikkat alınmaya ilişkin düzenlemeler yaptı. Burada karşımızda ikili bir durum çıkıyor. Bir, geçim mühlet süresi, iki, kesim mühlet, üçüncü de konkordatonun ortadan kaldırılması durumu olarak düşünebiliriz. Konkordato sürecine giren bir şirket öncelikli olarak geçim mühlet verilir. Geçim mühlet kapsamında eğer daha önceden dava açtığı bir alacağı varsa geçim mühlet sürecinde tekrar şüpheli alacak karşılığı ayırmasına gerek yoktur. Ancak dava açmadıysa geçim mühletin başladığı an itibariyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın şüpheli alacağı için karşılık ayırabilir. Yani konkordato ilerleyen şirketten alacağı için karşılık ayırabilir. Geçim mühlet kaldırılarak konkordato talebinin reddedilmesi halinde ise geçim mühlet sürecinde eğer karşılık ayırdıysam geçim mühlet reddedildiği için eskiye döneceğim. Ayırdığım karşılığı gelir yazmak zorundayım. Devamında ise dava açarsam eğer tekrar karşılık ayırma hakkına sahibim. Yine konkordato sürecinde geçim mühlet sürecini geçtik, kesim mühlet verdi mahkeme. Kesim mühlette ise geçim mühlet sürecinde eğer ben karşılık ayırdıysam süreç devam ediyor. Kesim mühlet sürecinde eğer geçim süreç mühletinde karşılık ayırmadıysam kesim mühlette karşılık ayırma hakkına sahip değilim. Onu artık kaçırdım. Neyi bekleyeceğim o zaman? Kesim mühletin içerisindeki alacaktan vazgeçimli durumunu bekleyeceğim. Yani değersiz alacak durumuna gelmeyi bekleyeceğim. Yani konkordato talep eden mükellefle anlaşmayı bekleyeceğim. O kesim mühlet sürecinde konkordato talep eden tarafla anlaşırsam eğer bu durumda tahsil edemediğim tutarı ne yapacağım? Değersiz alacak olarak gider yazacağım. Yani benim 1 milyon lira alacağım var şirketten. Şirket konkordato da ilan etti. Geçim mühlet süreci başladı. Karşılık ayırma hakkına sahibim 1 milyona. Ayırmadım, unuttum. Kesim millete döndü. Karşılık ayıramıyorum. Neyi bekliyorum? Anlaşmayı bekliyorum. Oturduk, anlaştık. 1 milyona karşılık bana 600 bin lira ödemeyi taahhüt etti. 400 bin lira ödeyemem dedi ve anlaştık. İşte 400 bin lirayı ne yapacağım? Değer sağlayacak olarak gider yazma hakkına sahibim. Ne zaman? Konkordato sürecinde vazgeçilirse eğer. Bunu yapacağım. Eğer konkordato süreci iptal edilip şirketin iflasına karar verilirse bu durumda iflas süreci şüpheli alacak karşılığı ayırmak için geçerli olan bir süreç olduğu için daha önce ayrılmış olduğum şüpheli alacaklar devam edecek, düzeltme yapmama gerek yok. Ancak süreç başarılı olmuş, konkordato süreci başarılı olmuş ve mahkeme süreç bitmeden ya da süreçten sonra konkordatoyu kaldırmış. Yani şirket iflasa girmemiş. Bu durumda ise ayırmış olduğum karşılık varsa, bu süreçte ayırdığım karşılık varsa bu karşılıkları iptal etmek zorundayım, gelir yazmak zorundayım. Hala mükellefle bir sıkıntım varsa şüpheli alacak şartı olan dava ya da icraya başvurmam gerekiyor. Davaya ve icraya başvurup tekrar karşılık ayırabilirim. Ancak dediğim gibi süreçten şirket çıktıysa ayırdığım karşılığı mutlaka iptal etmek zorundayım. Burada bu önemli. Bunları geçiyorum. Pardon.
Bir diğer durum çeklerde reeskont olup olmadığı durumudur. Çeklerde reeskont var mı yok mu hep tartışma konusu olmuştur yıllarca. Maliye Bakanlığı ısrarla çekler vaat içermediği için çekler reeskonta tabi tutulamaz demiştir ve izin vermemiştir. Ancak Maliye Bakanlığı bu görüşünden 2017 son itibariyle vazgeçmiştir ve çeklerde reeskont düzenlemesi gelmiştir. Bu nereden geliyor? Çek kanunda yapılan düzenleme sebebiyle geliyor. 2020'ye kadar çek kanunda yapılan düzenleme ile çekler görüldüğü anda ödenemiyor, nakde çevrilemiyor. Vadesini beklemek zorunda. Vadesini beklediği için de vade içerdiği için çekler eğer ticari faaliyetten kaynaklanan bir çekse bu çek için reeskont yapma hakkına sahipsiniz. Şu anda bunu yapabilirsiniz. İhtiyar tedbir konulan alacaklı borçlarda kur değerlemesi yapılıp yapılmayacağı da hep tartışma konusudur. Eğer bir alacağı bir ihtiyar tedbir kararı konduysa tedbir kararı kalkıncaya kadar kur değerlemesi yapmanıza gerek yok diyor Maliye Bakanlığı. Tedbir kararı kalktıktan sonra kur değerlemesi yapabilirsiniz diyor. Diğer bir konumuz stokların dönem sonunda kontrolü. Stok ve satışlar üzerinden vergi incelemesine dikkat etmesi gereken yerler bunlar neler diye baktığımızda yüksek tutarda stok değer düşüklüğü karşılığı ayırıyorsanız bu sorundur. Çünkü stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmak için Maliye Bakanlığı'nın vergi usulü kanununda düzenlemiş olduğu bir maddemiz var. Bu madde kapsamında da stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmak için mutlaka takdir komisyonuna gitmeniz gerekiyor. Ve bu komisyon marifetiyle karşılık ayırmanız gerekiyor. Sizin takdir komisyonu kararınız olmamasına rağmen karşılık ayırdıysanız bu da bir inceleme kriteridir. İncelemeye sevk edilme kriteri olarak karşınıza çıkar. Yine sektörün karlılık oranının daha düşük bir oranın gösterilmesi de inceleme sebebidir. Yine gelir tablosunda yer alan toplam satışları oranla karın düşük olması inceleme sebebidir. Yine karlılık oranının diğer yıllara göre sapma göstermesi, yani stabil devam etmemesi veya artma göstermemesi, düşme göstermesi sebeptir, inceleme sebebidir. Yine devreden KDV'lerin sürekli arz etmesi inceleme sebebidir. Yine sürekli zarar beyan edilmesi inceleme sebebidir. Sürekli zarar. Yine teslim ve hizmet bedelini kredi kartıyla tahsil eden mükelleflerde kredi kartı işlem bilgileriyle hasılatın uyumsuz olması inceleme sebebidir arkadaşlar. Bu kapsamda stoklarınızın ve satışlarınızın mutlaka bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Ve bu kapsamda satılan emtialarınızda dönem sonlarında dikkat etmeniz gereken yerler var. Bunlara mutlaka bakmanız gerekiyor. Dönem sonunda mutlaka satılan emtiaların değerlemesini yapmak zorundasınız. Maliyet bedelini değerleme yapmak zorundasınız. Eğer emtianın alımında finansman giderleriniz varsa finansman giderlerinden emtianın maliyetine pay vermek zorunda değilsiniz. Ancak emtiayı döviz cinsinden aldıysanız emtia stoklara girinceye kadar doğacak olan kur farklarını maliyete katmak zorundasınız. Doğrudan doğruya gider yazamazsınız. Bunu mutlaka yapmak zorundasınız ama onun haricindeki finansman giderlerini isterseniz gider yazılabilirsiniz, isterseniz maliyete pay verebilirsiniz, size bağlı. Yine dönem sonlarında prim ve iskontolar şeklinde bir alım yapıyorsanız dönem içinde satın alınan emtiaya bağlı olarak mal alış iskontoları ya da emtia maliyetiyle mal iskontolar alıyorsanız bu aldığınız iskontolar emtia maliyetiyle ilişkilendirilip maliyet bedelinden düşülür. Oraya geçirilir. Ancak yıl sonlarında ciro primi ve bunun gibi bir iskont alıyorsanız bunlar da yine bu şekilde hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilir. Eğer ki dönem sonunda ciro primini nakit değil de aynı alıyorsanız da aynı alan tutarı aynı de olsa bunun emsal değeri kaç liraysa onu bulursunuz ve onun üzerinden gelir yazarsınız. Yani 602 diğer gelirlere yazarsınız. Bunun KDV'si faturasını kesersiniz. Karşı hesapta size bu primi veren kurumu borçlandırırsınız size. Bunun karşılığı aynı olduğu için de bir sonraki kayıtta da 320'yi kapatmak için 153 mallar hesabına kayıt atarsınız. 191 inecek kaydı olarak düşersiniz. Dolayısıyla 391-191 birbirini götürür. 320 ortadan kalkar. Sizin için bir tarafta gelir kalemi oluşur, bir tarafta da stoğunuzda mal oluşur. Ciro primi aynı olarak gelirse. Nasıl? İnceleme sebebidir. Ha siz maliyetin içine birim olarak katıyorsunuz. Ama ne kadarını sattın, ne kadar stokta kaldı onu bilmiyoruz. Ya yani ben hiç kayıt yapmam derken yani ben şimdi
maliyete attınız, yani hepsinin maliyetten düşme değil. Ben yapma taraftarıyım. Yine dönem sonunda dikkat edeceğiniz bir başka konu, çalınan ya da kaybolan mallarda dikkat etmeniz gereken kriter. Şimdi vergi usulü kanununda malların değerlemesinde, ticari malların ya emtianın değerlemesinde bahsederken der ki, yangın, depremsel, bozulma, çürüme sebebiyle emtianın değerinde %10 ve daha fazla değer düşüklüğü meydana gelirse der, buna karşılık ayırabilirsiniz. Karşılık ayırmak için de takdir komisyonuna gitmek zorundasınız der. Bunu söyler. Ancak çalınan ve bozulan mallar için, çalınan ve kaybolan mallar için hiçbir şey söylemez. Ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü bu konuda nettir. Çalınan ve kaybolan mallar işletmeden çekilen kıymet olarak görür. Sermayede vukuya gelen azalma olarak görür. Basitli tacir malını çaldırmaz der. Dolayısıyla da eğer siz malınızı çaldırdıysanız veya kaybettiyseniz, eğer bir tutanağınız varsa, tutanaktan kastımız bir polis tutanağı ya da jandarma tutanağınız varsa, bu tutanak kapsamında siz bu malların maliyetinin gider atma hakkına sahipsiniz. Ancak bu gideri dönem sonunda ne yapacaksınız? KKG yapmak zorundasınız. Ve bu malın alımında yüklendiğiniz KDV'yi düzeltmek zorundasınız. Eğer bir tutanağınız yoksa, yani çalıldığını ispatlayamıyorsanız, bu kez de satmış gibi işlem yapmak zorundasınız. Emsal değerle fatura kesip çıkış yapmak zorundasınız. Maliye Bakanlığı bunu söylüyor. Duran varlıklar üzerinden dönem sonunda özellikle dikkat etmeniz gereken kriterlere baktığımızda, inceleme sebebi olabilecek başlıklara baktığımızda, dönem içinde amortisman ayırma yönteminin değiştirilmesi. Yani normal şartlarda mükellefler normal ve azalan bakiyeler hangisini istiyorsa kullanabilir. Ancak normali kullanan bir mükellef azalan bakiyelere geçemez. Azalanı kullanan bir mükellef ise normale dönebilir. İşte bu geçişler doğru yapılmış mı yapılmamış mı, bu konularda eğer geçiyorsanız bu bir inceleme sebebidir. Yine ilgili yılda ayrılan amortisman tutarı ile gider yazılan amortisman miktarları uyumlu mu değil mi, buna bakılır. Bu da bir kriterdir, inceleme kriteridir. Yine dönem içi duran varlık satışına paralel olarak ayrılan amortisman kayıtlarının doğruluğu, yani karşılaştırılması ve düzeltilmiş mi düzeltilmemiş mi? Yani dönem içerisinde duran varlık satmışsınız ama birikmiş amortismanda hiçbir kayıt, ters kayıt yok, çıkış yok. Bu da bir inceleme sebebidir. Yine yenileme fonu, biliyorsunuz amortisman tabi iktisadi kıymeti satarsanız, aynısından ya da benzerinden alınma konusunda karar alınırsa ya da ihtiyaç olursa, satıştan doğan kazancı yenileme fonu olarak fon hesabına alıp 3 yıl süreyle burada tutabiliyorsunuz. 3. yıl sonuna kadar eğer kullanamazsanız, 3. yılın sonunda bunu gelir yazmak zorundasınız. İşte böyle bir işlem yaptıysanız ve 3 yıl boyunca bu fonu hiç kullanmadıysanız, hala duruyorsa bu da bir inceleme sebebidir. Kullanmaktan kastımız bir iktisadi kıymeti satın alıp onun amortismanını da kullanmaya başlayacaksınız. Yani bunun tamamen sıfırlanması değil. Kullanmaya başlamak, azaltmak yani. Yine dönem sonunda fazla miktarda binek oto alımı halinde kıst amortisman yapılmış mı yapılmamış mı, bu da önemlidir. Eğer yapmadıysa bu da bir inceleme sebebidir. Duran varlıkların değerlemesine baktığımızda dönem sonlarında mutlaka duran varlıkları maliyet bedeli değerlemek zorundayız biz. Duran varlıkların maliyet bedelleri değerlerken satın alma bedeline mutlaka eklenmesi gereken rakamlar var, tutarlar vardır. Bunlar atlanmaması gerekiyor. Eğer bunlar atlarsanız ileri incelemelerde başınız sıkıntıya girebilir. Nedir bu? Makine ve tesisatta ödenen gümrük vergisi, nakliye montaj giderleri, mevcut bir binanın yıkılarak yenisinin yapılması halindeki yıkım bedelleri arsanın maliyetine eklenmek zorundadır. Yeni binanın maliyetine eklenmek zorundadır. Bunun haricinde noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon, tellaliye giderleri, tapu harçları, ÖTV, KDV'yi isterseniz gider yazabilirsiniz, isterseniz maliyete ekleyebilirsiniz. Size kalmış. İsterseniz gider yazarsınız, isterseniz maliyet eklersiniz. Tabii burada karşımıza bir durum daha çıkıyor. Finansman giderleri. Şimdi ticari mallardaki finansman giderlerini doğrudan doğruya gider yazabiliyorduk ama amortisman tabi iktisadi kıymetlerde finansman giderlerini mutlaka dönem içerisinde dikkat etmemiz lazım. İlk yıl sonuna kadar, yani yatırım dönemi der tebliği buna. İlk yıl sonuna kadar, 160 soylu tebliğde bu açıklanır. İlk yıl sonuna kadar doğacak olan finansman giderlerini duran varlığın maliyetine ekleyip amortisman itfa etmek zorundasınız. Ondan sonraki yıllar ise isterseniz gider yazabilirsiniz, isterseniz maliyet atıp amortismanla itfa edebilirsiniz. Ancak ondan sonraki yıllarda seçtiğiniz yöntem hangi yöntemse
ona devam etmek zorundasınız. Yani bir yıl maliyet, bir yıl gider, bir yıl maliyet, bir yıl gider yapma hakkına sahip değilsiniz. Buna dikkat etmek zorundasınız. Bundan bahsettik. Dönem sonunda mutlaka kanun kabul edilmeyen gider maliyetindeki harcamalarınızı kontrol yapın. 600 hesaplarınızda KKG olan kalemlerinizi mutlaka toparlayıp beyanname üzerinde doğru bir şekilde girişini yapın. Ve beyanname üzerinde bunun açıklamanı yazarken de çok net bir şekilde hangi kanundan kaynaklandığını açık açık yazın. Özellikle bu konu beyannameler üzerinde dikkat edilmiyor. Beyannamede kulakçığı açtığınızda doldururken hangi kanun kapsamında KKG olduğunu tek tek orada yazar. Açıklayıcı olarak ister. Siz onları yazmayıp diğer deyip hepsini yazarsanız bu da bir inceleme sebebidir. Ayrıntılı yazın. Ayrıntılı yazmazsanız hepsine diğer deyip yazarsanız yüksek KKG ve bu şekilde yapılan KKG'ler inceleme sebebidir. Yine dönem sonunda ödenmeyen SGK'nız varsa bunu mutlaka KKG yapın, unutmayın. Yoksa bu da bir inceleme sebebidir. Dolayısıyla bunu dönem sonunda gider yazıp daha sonra bu gideri dönem içerisinde ödemediğiniz için mutlaka beyannamede gider yazıp bunu da 950-951 hesaplarda Nazım hesaplarda izleyerek takip etmenizde fayda var. Ama bu dediğim gibi bunu mutlaka beyannamede KKG yapmayı unutmayın. Buna dikkat edin. Son olarak bir iki şey daha söyleyeceğim. Mutlaka dönem sonlarında transfer fiyatlaması kapsamında yapılan işlemleriniz var mı yok mu? Bunları kontrol edin. Buradan kastımız nedir? Kurumların ilişkili kişilerle yapmış oldukları mal alım satım, borç para verme alma, hizmet alma, hizmet verme, kiralama hizmetleri varsa bu hizmetler kapsamında emsaline uygun fiyatlama yapılmış mı yapılmamış mı bunların kontrolünü yapın. Eğer fiyatlama yapılmadıysa, emsalden düşük bir bedel aldıysanız mutlaka aradaki farkı ya defterinizi düzeltin ya da beyannamede KKG olarak matrahınıza ilave edin. Bu düzeltmeyi mutlaka yapın. Yine dönem sonunda bir hakkınız olan düzenlemeden yararlanmak için defter kayıtlarınızda mutlaka muhasebe kaydını yapmayı unutmayacağınız bir düzenleme. Ticari kazançta götürü gider uygulaması. Nedir bu? Gelir vergisi kanunun 40. maddesinin 1. bende yer alan düzenleme. Yurt dışına ihracat yapan bir firmaysanız veya gerçek kişiyseniz veya yurt dışına taşımacılık faaliyetinde bulunuyorsanız veya yurt dışına inşaat onarım montaj işi yapıyorsanız ve buradan döviz cinsinden bir hasılat elde ediyorsanız elde ettiğiniz hasılatın 1/5'ine kadar olan kısmını belgesi olarak gider yazma hakkına sahipsiniz. Ancak Maliye Bakanlığı'nın bu konudaki olmazsa olmaz istediği kural, bu gider için belge istemiyorum ancak diyor defter kayıtlarınızda bunun kaydını görmek istiyorum diyor. Dolayısıyla son yani 31-12 dahi olsun bu kaydı mutlaka atın. Beyanname üzerine indirim konusu yapmaya kalkışmayın. Bu da bir inceleme sebebidir. Zarar mahsubunu yine beyanname üzerinde mutlaka dikkat edin. Zarar mahsubunda zarar indirebilmek için 5 yıl süreyle beyannamede göstermek zorundasınız. Beyannamede gösterilmeyen zararı daha sonraki yıllar kullanamazsınız. Kârın çıktığı yıl kullanmadığınız zararı da daha sonraki yıllar tekrar kullanma hakkına sahip değilsiniz. Bunu mutlaka dikkat edin, atlamayın. Benim anlatacağım konular bunlar. İnşallah uzatmamışımdır. Yeterli olmuştur. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, öğret sizden sonra. Konuşmacılarımızdan sonra bir 15 dakika ara vereceğiz. Değerli hocam, Yeminli Mali Müşavir Selahattin Gökmen'e çok teşekkür ediyoruz. Güzel Türkçesi vurgulu anlatımı ile ilgili. 7190 sayılı yasayla öncelikle bize özet şeklinde bilgi verdi. Çok değerli ve toplu oldu aslında. Dijital vergi, konaklama vergisi, değerli konut vergisi, işte 7 gelir unsuruna uygulanacak olan 500 binlik sınır, ücret gelirleri devamında, sporcular, sanatçılar, gider kısıtlaması, binek otomobiller falan derken hocam, aslında 2020'nin bize ne kadar zor geleceğini bir anlamda görmüş olduk. Bir taraftan işverenlere bunu anlatmak, diğer taraftan uygulamayı yapmak tabii her zaman için bizlere düşüyor. Bu zorluklar karşısında öncelikle sizlere kolaylık diliyorum. Evet, diğer konuşmacımız
Sayın Dilşat Derin, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı, Başkan Gelir Kanunları Mesul Grup Müdürü. Bugün kendisi bizlere yine dönem sonundan bahsedecek ama biraz daha farklı dikkat edilecek konular. Evet, söz sizde efendim. Buyurun. TÜRMOP'un değerli temsilcileri, TESPER'in değerli temsilcileri, kamu kurumun telindeki mesleki kuruluşlardan gelen arkadaşlarımız, değerli yöneticilerimiz ve sevgili meslek mensupları, burada aranızda bulunmaktan bir paydaşımız olarak oldukça işin açıkçası seviniyoruz. Şöyle ki, hem burada kendi bilgi ve tecrübelerimizi sizlere aktarabilmek hem de sizlerden bilgi ve tecrübe aktarımını bize doğru almak bizim açımızdan önemli. Baktığımız zaman ilk ve herhalde tek büyük paydaşımız meslek mensupları. Şöyle düşünüyorum ben, mükellef ile bizim aramızdaki aslında bir nevi, bazen öyle olabiliyor. Konuştuğumuz dil karşımızdaki mükellefe yabancı dil, İngilizce veya herhangi bir başka bir yabancı dil gibi gelebiliyor. Bunun çevrilmesinde hani tabirimi maruz görün, mükellefe bizim derdimizi anlatmakta da katalizör görevinde bulunabiliyorsunuz veyahut da bunu daha açıklayıcı bir görevde bulunuyorsunuz. Bu açıdan da burada olmaktan kendim ve kurumum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın moderatörümüz de başlangıçta açıkladığı gibi bugün engelliler günü. Ben de hadi konuyla ilgili olarak da bir söz söylemek zorunlu hissettim kendimi. Yani her türlü şey sevgiyle aşılabileceğini düşünüyoruz. Asıl en büyük engelin sevgisizlik olduğunu düşünüyorum. Bunu da bu vesileyle günün anlam ve ehemmiyetine binaen sizlere paylaşmak istedim. Şimdi sunum planına geçmeden önce bazı arkadaşlar ayrıldı ama yaklaşık 2-3 hafta önce İstanbul Ticaret Odası'nda Sayın TÜRMOP Başkanımızın da açıkladığı kendisi veyahut da yakınının vefat etmesi halinde meslek mensuplarını. Bu arada sesim tam geliyor mu? Ben eğilmek zorunda kalıyorum ama ses bu şekilde net. Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarına ilişkin olarak tabii onların oldukça bu konuda katkıları oldu. Bizim vergi usul kanunu 17. madde dolayısıyla gelen bir zor durum halinden dolayı bir 7 günlük mühlet hakkı verildi. Bence de gayet yerinde bir uygulama. Uygulama genel itibariyle kısaca anlatayım. Beyanname, bildirim ve ödemeden 7 gün önce, yani tabii şimdi sunuma da ölümle başlamak biraz garip oldu ama bilginiz olsun, çünkü biz de pazartesi günü itibariyle bir uygulamaya geçtik. Onu da burada sizle paylaşmak istiyorum. Mernis'te kayıtlar mevcut. Günlük olarak bize Mernis'ten kayıtlar geliyor ve günlük olarak bunları tarıyoruz. Sistem otomatik olarak şöyle yapacak. Meslek mensubu eğer kendisi vefat etmesi halinde aracılık sözleşmesi yapmış olduğu mükellefleri otomatik olarak bizde sistemde döküyor ve bu mükelleflere elektronik tebligat yolluyor. İşte 7 gün içerisinde başka bir meslek mensubu tarafından beyannamelerinizin bildirilmesi. Tabii bu uygulama yakını, eşi, kardeşi, eşinin ana babası veyahut da kardeşinin vefat etmesi halinde nasıl olacak? Sizlerden de interaktif vergi dairesinden dilekçe alacağız veyahut da ya posta yoluyla da bu kabul oluyor. Bize dilekçe geldiği andan itibaren işlemi tesis ettireceğiz. Şöyle bir sunum planı düşünmüştüm ben ama biraz bazı şeylerimiz örtüşecek sayın katılımcının bahsettiklerine beraber. O kısımları biraz daha özet tablo yaptıklarım var. Belki sizlere yararlı olabilir. Bir de bu vergi meseleleri, yani 20 yıldır bu işlerin içerisindeyim ben, evveliyat da dahil.
Yani her zaman karşıma bir olay geçtiği zaman açarım, vergi kanununa tekrar tekrar bakarım. Tekrardan zarar gelmez diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman süreç genel geçici mizanın düzenlenmesi. Tabii bu süreçler sizler büyük rol oynuyorsunuz, sizler sayesinde yapılıyor. Dönem sonu envanterinin çıkarılması, dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılması, kesin mizan vesaire diye gidiyor. Tabii biz burada hangi aşamadayız? Bu envanter aşamasındayız. Asıl bizim vergi olarak, idari olarak noktamız dönem sonu envanterin çıkarılması. Envanter nedir diye baktığımızda envanter bu vergi usul kanunu 186. maddede yerini alıyor mevcutlar, alacaklar ve borçlar. Kanunda zaten mevcuttan alacakların ve borçların sayması, ölçmesi, tartılması ve değerlemesi olarak gidiyor. Değerleme de vergi usul kanununda 258 ve 330. maddeler arasında düzenlenmiş. Burada yani vergi kanunu okuma tekniği açısından iktisadi kıymetler değerlenmesinden bahsettiği için burada iktisadi kıymetlerin mevcutlar, alacaklar, borçlar vesaire olduğunu altını çizmek istedim. Kanunda 261. madde bunları 8 fıkra halinde sayar. Maliyet, borç, harici vesaire diye. Bunların yanı sıra alış bedeli, alış emsal, ortalama perakende satış gibi özellikli düzenlemelerimiz var. Atıyorum mesela bir hisse senedi aldınız. Hisse senedini bu 279'a göre alış bedeliyle değerlenir. Alış emsal geçici 4'te düzenlenmiştir gibi. Ama burada altını benim çizmek istediğim diğer husus var. Özellikle bu TMS, TFRS. Bu konu oldukça önemli. Yeni değerleme metodolojileri, bunlar yeni değil ama belki uygulayıcılar açısından hep vergiyle haşır neşir olduğu için gözden kaçabilir. Gerçeğe uygun değer, geri kazanılabilir tutar. İşte varlığın satış fiyatı, bunun mesela geri kazanılabilir tutar baktığımız zaman bunun gerçeğe uygun değerle kullanım değer arasında yüksek olanı gibi temel kavramlar var. Bunları gidişat buraya doğru, bu bağımsız denetim işini de bence eğilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi ben özellikli konulara gelmek istiyorum. Özelgeler ışığında. Zaten özelgeleri de farklı noktalardan vermiyoruz. Benden önceki sayın katılımcı bahsetti. Stoklar ve duran varlıklara yönelik olarak bu konuyla ilgili çok soru alıyoruz. Artı kendimiz inceleme yaparken de bunlarla karşılaşıyorduk. İdari olarak da özelge alıyoruz. Kısaca tablo halinde özetlemeye çalıştım. Belki soru cevap bölümünde daha ayrıntılara girebiliriz. Ama genel itibariyle baktığımız zaman faiz giderlerinin ve kur farklarının gerek duran varlıklar açısından işletmenin aktife alındığı tarih ve bu tarihten itibaren 31-12'ye kadar olan dönem için kesinlikle maliyete intikal ettirilmesi ve amortisman suretiyle giderleştirilmesi gerekiyor. Stoklarda yalnızca kur farkları için bunu söylüyoruz. O da alındığı tarihe kadar aktife. Dönem sonuna kadar olan ki kısım ihtiyari. Peki geçen sene Ağustos ayında kur birden yükseldi, düştü vesaire. Lehe olan durumlarda ne yapılacak? Özellikle maliyete intikal eden kısımlar için söylüyorum. Bunlar da maliyetten düşülecek. Vade farkını belki söyleyebiliriz. Vade farkı da bir nevi finansman maliyeti olduğu için faiz giderleri olarak değerlendirilecek. Karşılaştığımız bir diğer durum, belki Fatih bölgesinde olmamız sebebiyle bu Sultanahmet vesaire, kuyumculuk faaliyetinde o iştigal eden mükelleflerimizden bu soru geliyor. İşletme hesabı esasına göre de defter tutuyor çoğunluğu. Dönem sonu itibariyle altınlarını İstanbul Borsası'nda oluşan has altın üzerinden, has altın bedeli üzerinden mi değerlenip değerlendirmeyeceklerine yönelik. Bu maliyet bedeliyle değerlendirilir diye görüşlerimiz bu şekilde. Bence bedelsiz devralınan hisse senetlerinin değerlemesi konusunda şöyle bir noktanın altını çizmek istiyorum.
Ya şirketlerin bedelsiz olarak devraldıkları bazı hisse senetleri oluyor. İşte biz bunları özelgelerde diyoruz ki bunları ortalama flat maliyet zaten bunların yok. Onun için emsal bedeliyle değerlendir. Bunu buraya almamın sebebi maalesef üzülerek söylüyorum. Bizim takdir komisyonlarımız olsun, idare olsun, inceleme elemanları olsun. Şirket değerlemesi noktasında zayıfız. İşte indirgenmiş nakit akımları, fiyat kazanç oranı, net aktif değer yöntemi noktasında... Yani bu konuda hani sizlere de en büyük tavsiyem hani bu şirket değerleme işini biz de bilir kişilerden yararlanıyoruz. Ama bu şirket değerleme işi maalesef idare açısından da ve uygulamadaki meslek mensupları açısından da biraz göz ardı ediliyor ama önemli. Yani burada biz takdir komisyonu diyoruz ama takdir komisyonuna da nihayetinde kendi yasadan gelen yetkisi hasebiyle gidip bilir kişilerden istiyor. Bir şirket değerleme işini bilen birisinden yararlanılıyor. Konu bu. Yani bu işe meslek mensuplarının özellikle eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nihayetinde mesleği farklı bir platforma taşımak istiyorsak. Reis kontalla ilgili uygulama anlatıldı. Ben tekrar üzerinden girmek istemiyorum da şu soru geliyor. Dikkatimi çekti. Bunu açıklamak istedim. Malumunuz alacak senetlerine reis kontaylıyorsa borç senetlerine de reis konta ayrılmak zorunda. Sistem üzerinde zaten bunlar riskli mükellef olarak tespit ediliyor. 122'si varsa 657'si olacak. Yoksa işte hemen kenara çekiliyor. İşte mükelleflere soru olarak dönüyor. Burada şu soru geliyor. Merkez Bankası bu işi 92 güne endekslemiş. Bizim vademiz 92 günden daha fazla, biz ne yapacağız? Yani buradaki temel sorun idare şu şekilde açtı tebliğlerinde de. Ne olursa olsun bizim için vade önemli değil. İç yüz konta ile reis kont ayırdığı müddetçe sıkıntımız yok. Tabii ki ileri düzenleme tarihli yani çeklerde reis kont uygulaması bunlar artık netleşti. Evet çeklerde de ileri tarihli çeklerde de reis kont uygulamasından yararlanabilirler. 180-280 hesaplara ilişkin olarak bunlar 283. maddede zaten belirtiliyor, mukayyet değeri üzerinden değerlendirilir. Yani iktisadi kıymetlerin muhasebe kayıtlarında gözüken değeri üzerinden. Eğer bunlar yabancı para cinsindense hemen 280'e gidiyoruz. İşte borsa rayici yoksa Merkez Bankası Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kullar, borsa rayici olmadığı için Maliye Bakanlığı'nda belirlenen kullar üzerinden değerlemesini yapıyoruz 180 ve 280 hesapların. TL cinsindense mukayyet değer. Belki yüz kasa hesabında söylenilmişti efektif alış. Bu yalnızca belirlemede birkaç tane belirlenir. Döviz alış kuru üzerinden yapılan, belirtilen kuru dikkate alıyoruz. Özellikle bu elektrik piyasası düzenleme kurumu tarafından lisans dağıtılan firmalar aldıkları güvence hizmet bedellerini nasıl yapalım? Yani alınan depozito ve teminatların değerlemesi hususu. Bunlar da mukayyet değeri üzerinden TL ise, döviz ise yabancı paralara yönelik mevzuatta yazan, vergi usulde yazan değerleme yöntemi kullanılır. Yani borsa rayici yoksa Maliye Bakanlığı'nca belirlenen kur üzerinden. Fire meselesi, yani fire meselesi aslında net bir mesele diye düşünürken buraya gelmeden önce özelgeleri şey yaptığımda biraz baktığımda gördüm. Maalesef fire meselesinde de halen daha takdir komisyonu tarafından firenin belirlenip belirlenmemesi yönelik vergi dairelerine başvurular var. Yani fire, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kendi mevzuatından gelen kendi kuruluş kanunları vardır. Bu kanunda bu odalara yetki verilmiştir. Bizler de inceleme elemanı olarak veyahut da idare olarak buradaki oranları kullanıyoruz. Dolayısıyla fireler için herhangi bir takdir komisyonu kararı mevcut değil. Takdir komisyonu demişken, takdir komisyonunda şöyle sıkıntılarımız olabiliyor. Atıyorum firmanın deposu Kocaeli'de veyahut da Tekirdağ'da, mükellef bizim mükellefimiz, İstanbul mükellefi bize talepte bulunuyor. Evet, bize talepte bulunması gerekiyor. Ancak uygulamada zorluklar ve
idari bürokrasi sebebiyle biz genelde personel göndermiyoruz. Gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum bu arada. Ama şöyle yapıyoruz. Niyabeten dediğimiz bir uygulama var. Yani bizim adımıza diğer vergi dairesi yapıyor. Bununla da karşılaştığımız bir durum. Yani böyle bir durumla karşılaşılması halinde öncelikli olarak deponun veyahut da işte malın bulunduğu yerdeki takdir komisyonu, vergi dairesine bağlı takdir komisyonu başkanlığıyla irtibata geçirmesi önemli. İmha dedik, takdir komisyonu dedik, yeni bir düzenleme. Düzenleme bizim açımızdan artık yeni değil de ben uygulamasını yaklaşık 7-8 aydır usule bakıyorum, görmedim. Sordum, başvuran da olmamış. 278 A maddemiz var. Bu özellikle her türlü et, et ürünü, süt, süt ürünü, yumurta, taze sebze, meyve, bakanlık tarafından ruhsatlandırılan insan ve hayvan sağlığı için kullanılan her türlü ilaç ve benzeri ürünler için. Yani şunu diyoruz, özet olarak söyleyeyim. Ya takdir komisyonuna falan uğraşma. Öncesinden git Gelir İdaresi Başkanlığı'na, bir oran alsın, o oranını uygula. Yaklaşım bu. Ancak hiç başvuru yapılmamış. Halen daha takdir komisyonları kullanılmak istiyor. Bir prosedürü var tabii ki. Herkes başvuramıyor. Özellikle, öncelikle bilanço usulüne göre defter tutması gerekiyor. Net satışların aktif büyüklüğü toplamının ortalaması 10 milyonu aşacak veyahut da öz sermayesi 5 milyondan fazla olacak. Prosedürünü biraz bahsedeyim. Yani sizler kendi mükelleflerinize bilgi verebilirsiniz. Uygulaması yok henüz. İstanbul'da yoksa bilmiyorum. Belki hani Kocaeli, İzmir taraflarında olabilir. Bizim vasıtamızda GİB'e başvuruluyor. GİB bunu Vergi Denetim Kurulu'na gönderiyor. Belki VDK yazıyor diye çekiniliyor olabilir, incelemeye mi alınacağım diye. VDK bu konuyla ilgili görüş ve öneri raporu yazıp imha oranı belirliyor. Atıyorum işte bu et ve et ürünü için %3 belirledim diyor. Bu bir komisyona gidiyor. GİB komisyonu bunu onaylıyor veyahut da tereddütü varsa bildiriyor. Bu %3 yıllık olarak belirlenmiş olur. Yani her defasında takdir komisyonuna gitmeye gerek yok. Neden önemli? KDV açısından önemli. Malum zayi olan mallarda KDV indirilemeyecek KDV olarak değerlendiriyor. Gidere yazılması noktasında. Evet, gördüğümüz bir diğer husus, tabii ihracatçıların çok büyük bir kısmı İstanbul'da olduğu için mal ihraç ediliyor. Yurt dışında bunlar çeşitli sebeplerden dolayı işte müşteri iflas etmiş olabiliyor veyahut da ilgili gümrükte sorun çıkıyor. Orada gümrükte uzun süre bekliyor. Beklemesi sebebiyle zayi oluyor, bozuluyor, kırılıyor. Burada işte ilgili gümrük mevzuatı gereği yakılabiliyor. Burada takdir komisyonu tarafından verilecek karara istinaden kesinlikle bunu istiyoruz. Kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılması mümkün diyoruz. Ancak tahsilat varsa, yani bu önemli tabii, şöyle düşünün. Siz 602 yurt dışı gelirleri attınız. Karşı bacağı 120 ise tamam, bunun maliyet kaydını da attınız. Ancak bir karşı taraftan herhangi bir bedel vesaire gelmişse, yani 120 hesabı kapatmışsak bu durumda bu mala ilişkin zaten her şey bitmiş artık. Mülkiyet de bizde değil, gider falan yazılmıyor. Bize de başvuru vesaire olmaması gerekiyor. Şöyle bir durumla karşılaşmıştık. Bu belki uygulamada sizlere de denk gelebilir. Konut satışları veyahut da işte konut yapımının arttığı dönemlerde özellikle adamın arsası var. Evveliyatı var, işte 90'lı yıllardan geliyor diyelim. İşte o dönemin parasını 100-200 vesaire o civarlarda alınmış. Daha sonra bu arsayı 2011 yılında mükellefet tesis ediyor. Arsa üzerine bina inşaatı yapıp satacak. Burada tabii arsanın maliyetinde binanın maliyetine intikal ettirilmesi gerekiyor. Ancak sorun şu, neyle intikal ettirilecek? Baktığımız zaman gayrimenkuller maliyet bedeliyle değerlendirilir. 100 liraya almışsın, maliyet bedeli değerlendirmesi komik oluyor. Burada biraz hakkaniyet uygun bir özellik olduğunu düşünüyorum. Vergi değeri dikkate alınan deniliyor. 289 atıfta bulunarak eğer yazılı, yani
Hukukta değerleme ölçüsü belirtilmemişse bir sıralama yapar. Bunlar bina arazi ise vergi değerinde belirleyin der. Yoksa borsa haricinde, yoksa kayıtlı değerle, yoksa emsal değeriyle. Burada ilgili arazi için altını çiziyorum. İşletme kayıtlarına intikal ettiği tarihteki vergi değeriyle değerlenmesi gerekiyor. Yani yine 96'ya göndermiyoruz. Evet, bu da pişti olduğumuz diğer ikinci alan. Yalnız ben şöyle bir tablo yaptım. Biraz sirküler karışık Kongorta'da için. Üzerinden belki kısaca geçeyim. Burada böyle teknik bazı şeyler söyleyeyim. Bu geçici mühlet bizim açımızdan şöyle de önemli. Biz hiçbir şekilde 6183'ün bize vermiş olduğu işte ihtiyat haciz, ihtiyat hakuk vesaire haklar var. Bunları yapmıyoruz, yasak. Zaten bu ilk başta mahkemeye başvurdunuz Kongordato için, başvurdu mükellefler Kongordato için. Zaten ilk karar geçici mühlet oluyor. Bunu 3 aylık veriyor, artı 2 aylık da süre uzatımı alabiliyor. Bu süre içerisinde biz hiçbir şekilde takip yapamıyoruz. Zaten tapuya, vergi dairelerine falan bildirimde bulunuyor. Eğer burada iki durum var. Karardan önce bir dava icra safhasına gitmiş olabilir Konkordato'ya başvurmadan önce veyahut da karardan önce hiçbir şekilde geçici mühlet kararından önce davaya gidilmemiş olabilir. Yani bu özet bir tablo, kısaca üzerinden geçmek adına söylüyorum tekrar. Çünkü biraz şey karışık, çünkü biz bunu eski uygulamalarımızda şöyle uygulamalar vardı. Ya bu Kongorta'da süremi daha netleşmedi, şüpheli alacak karşılığı bile ayıramazsın denilen durumlar olmuştu. Bu durum netleşti. Şu anda geçici mühlet verilmesi halinde eğer bir karardan önce bir dava icra safhasına intikal etmiş bir alacak varsa bu alacak için herhangi bir şey yapılmıyor. Eğer gidilmemişse, bizim kanuni şeyimiz var, dava icra safhasına gidilmesi. Gidilmemişse bu durumda geçici mühlette karşılık ayrılabiliniyor. Karar reddedildiyse de geçici mühlette reddedilme kararı verilmesi için yalnızca düzeltme yapılacak durumu söyleyeyim. Öncesinde herhangi bir icra ifra safhasına gidilmemesi halinde, yani daha önceden 654 yapılan kısım 644'e intikal ettirilecek. Kesin mühlet bir yıllık oluyor. Burada da Kongordato'ya başarılı olabilir. Zaten Kongordato'nun başarılı olma ümidiyle bir yıl. Yani kesin mühlet kararı öyle çıkar. Evet, bu başarılı olacak Kongordato işlemi. İşte belli bir noktada buluşacaklar. O alacağının şu kadarından vazgeçecek vesaire adı altında. Karşılık ayrılmayacak durumu söyleyeyim. Herhangi bir dava icra safhasına gidilmemesi halinde kesin mühlette karşılık ayırmıyoruz. Eğer bu kararda kaldırılırsa yalnızca karardan önce dava icra safhasına intikal etmemişlerde düzeltme yapılıyor karşılık ayrıldığı için. Kongorta'da reddedilmiş olabilir. Zaten reddolursa adam batacak demektir. İflas masasına gidecek. İflas masasına kaydedilmişse şüphelik hali devam edeceği için, önceden karşılık ayrıldığı için bir sıkıntı yok. Dava icra gitmemişse de şu anda da karşılık ayrılsa bir şey demiyoruz. Eğer proje tasdik olursa, ya tamam biz senin projen tasdik oldu, alacaklarının belli bir kısmından vazgeçildi. Bu sefer de biz 322'ye gidiyoruz, değersiz alacak alıyor. İşte kazayı bir hükme neticesine dayandırıyoruz. Değersiz alacak olarak otomatikman giderleştirilebiliniyor. Yenileme fonu anlatıldı. Ben burada özellikle bir durumu söyleyeyim. Devir işlemlerinde hata yapıldığını görüyoruz. Malum devir işlemleri belli başlı şartlarla biz vergisiz devir diyoruz buna. İşte münfesi kuruma ait beyannamenin verilmesi, müşterek beyannamenin hızlanması, işte kısa dönem beyannamenin verilmesi. Bu durumda intikal etti yenileme fonu. Temel sorun bunun başlangıç tarihi ne olacak? Yani ilk şirkette ayrıldığı tarihten itibaren sayıyoruz. Bu bazen atlanabiliyor. Yeni şirkette baştan alınıyor. Tabii burada yenileme fonu ayrılması için yönetim kurulu tarafından karar alınması gerekiyor. Böyle bir sabit kıymet alacağım vesaire diye. Burada da şöyle bir detayı söyleyeyim. Eğer devredilen şirket bu sabit kıymeti alması halinde evet bu şartlar devam ediyor diyoruz. Yani asıl devralınan diğer şirketin
yeni bir sabit kıymet alıp almamasına takılmıyoruz. Semeresizlik belgesi var. Bunu uygulamada karşılaşırız diye düşündüm ben, karşılaşıyorsunuzdur diye. Çünkü baktığımız zaman mükelleflerin özellikle bu son dönemde araç alımları vesaire çok oldu. Bazı distribütörler zor duruma düşebiliyor işte vesaire kur arttığı sebebiyle diye düşünüyorum. Satışları düşmüş olanlar olabiliyor. Yani özellikle bunlara ilişkin avans veriliyor. Örneğimiz de bu şekilde. Yönetim kurulu üyesine tahsis edilmek için binek otomobil alınmış. Tabii avans olarak verilmiş. Bunun için semeresizlik belgesi, yani icra mahkemesine başvuruyor. İcra mahkemesi semeresizlik belgesi veriyor. Bu semeresizlik belgesi nedir? Aslında semeresizlik belgesi bizim için çok anlamlı bir şey değil. Ben gittim bunu adresinde bulamadım diyor. Ancak mükelleflerimiz, ya benim elimde böyle bir belge var. Benim için bu işte kazai bir hüküm niteliğindedir. İşte bu şüpheli alacak olsun, değersiz alacak olsun, şu bu vesaire. Biraz şey olabiliyor. Ya bir yandan da hak verebiliyorum bu arada. Yani adam araç almış şirket yönetim kuruluna veyahut da işte kimi alırsa çok önemli değil. Parayı da vermiş, adam yok piyasada. Kaçmış gitmiş. Bu maalesef bu semeresizlik belgesini biz 322'de yazan kazai hükme ve kanaat verici vesik olarak değerlendirmiyoruz. Yani değer salacak olamaz diyoruz. Aynı zamanda da şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmıyor. Esas sebebi bu ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için değil. Yani buradaki şüpheli alacakta temel mantık, bizim ilk işlemimizin bir hasılata dayanması. Yani 600 kaydımızın kullanılması, başka bir ifadeyle daha netleşsin diye. Yani sen bunu hasılat yaparsan evet biz de sana gider yapma hakkı tanıyoruz diyoruz. Bir diğer konumuz bu BS formlarında vergi kimlik numaralarının olup olmaması meselesi. Evet arıyoruz maalesef. Yalnızca aramadığımız durumu söyleyeyim. Bu mail order sistemiyle satışlar gerçekleşebiliyor. Mal satışı yapılanların vesaire firmaya ait bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Bunlarda diyoruz ki adli ve idari makamlar tarafından düzenlenen belgelerle tefsik etmen şartıyla TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası istemiyoruz. Yalnızca adını soyadını yazmanız yeterli. Bir diğer konumuz miadı dolan ürünlerin gümrükte imha edilmesi halinde ürünün mal bedeliyle gümrükte yapılan harcamaların gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı. Burada temel durum şu, bunlar genelde izayda şu bu vesaire tarzı bu çevresel olarak bu işin ehli insanlar tarafından veyahut da işte bunlar sertifika alıyor diye düşünüyorum ilgili işte Tarım Orman Bakanlığı'ndan. Bunlar tarafından imha ediliyor. Bizim yaklaşımımız bu. Evet bu izaydaştan aldığınız şeyi kabul ederiz ilgili kurumun temsilcisi de olması halinde. Eğer bize bu belgeyi getirebiliyorlarsa biz kurum kazancının tespitinde evet bunu gider olarak dikkate alabilirsin diyoruz. Aksi takdirde takdir komisyon sürecinin başlaması gerekiyor. Yani özellikle bu ithalatta gelen mallara ilişkin olarak. Ben bu durum, bu sunumumun bu kısmını bitirmeden önce birkaç hususu da hatırlatmak istiyorum. Dönem sonu işlemleri ancak bu 89'da 3. maddede işte Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere verilen mühendislik, mimarlık, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı hizmetleri vesaire, malumunuz burada %50'lik bir ticari kazançtan indirim imkanı var. Aynı düzenleme kurumlar vergisi mükellefleri açısından da 11G yumuşak G'de düzenlenmiştir. Bunlar hatırlatma babında. Uygulamada bunları çok fazla oturmadığını gördüm. Buna ilişkin olarak tek başına gelir vergisi kurumlar vergisinden değil muhtasardan da bir imkan var. Bakıyoruz gelir kurumlar vergisi beyannamesinde evet böyle bir indirimden yararlanmış ancak muhtasarlarında hiçbir şey yok. İşte her bir çalışana ilişkin asgari ücretin işte atıyorum 10 tane mühendis çalıştırıyordur. Asgari ücretin ilk vergi dilimine %15'i kadar tutar. 10 çalışan çarpı asgari ücret çarpı %15 bu kadarlık kısımda muhtasar beyannameden indirim konusu yapılabiliyor.
Bu uyumlu mükellefler, Üstad o kısmı bahsetti, 7193'te temel bazı değişiklikler yapılacak. %5 vergi indirimi, 1 milyona kadar üst limiti var. Böyle bir avantajdan var gelir vergisi mükellefler 121'de düzenlenmiş. Birkaç değişiklik geliyor. Çünkü burada çok sorun yaşadık. Bazı şeyler sirkülerle düzeltildi. Ya şöyle sorunlar yaşadık. Bir kısmında biz haklıyız da haksız olduğumuz yeri anlatayım. KDV iadeden dolayı bir tahriyat yapılmış veyahut da haksız iadeden dolayı ama haksız iade bizden kaynaklanmış olabilir. Yani idarede çalışan insanlar da nihayetinde insan hata yapabilir. Buna ilişkin olarak bir tahriyat yapılmış. Ya adam haksız, biz haksız olarak adama bir tahriyat yapmışız. Şartlarından bir tanesi de işte içinde bulunan yıl dahil son iki yıl içerisinde herhangi bir tahriyat yapılmaması. Tabii şartı ihlal etmiş oluyor. Bu ve benzeri bir sürü şeylerimiz vardı, sıkıntılarımız vardı. Bayağı bir kısmı düzeldi. Bu gelen son kanunla da bir kısım toparlanıyor. Bunu da burada açıklamak istedim. Nakit sermaye, son olarak da 11I'daki nakit sermayede de bahsetmek istiyorum. Eğer nakit sermaye artış yapılması halinde ticari kredilere uygulanan faiz oranı ve %50 indirim oranı dediğimiz ve bunlar aylık olarak gidiyor. Atıyorum sermaye artışı ne zaman tescil edildi? Haziran 6 aylık kısım için yararlanabiliyor ve her sene yararlanıyor bundan. Böyle bir indirim imkanı var. Şimdi uzattığımı bilmiyorum. Başkan Bey açılış konuşmasında da e-faturalara ilişkin olarak bir sunumun yapıldığını söyledi. Ben kısaca birkaç hususa değinmek istiyorum. Bu GİP merkezli gidiyor. İstanbul Vergi Dersi Başkanlığı olarak bizim e-fatura, e-uygulamalar konusunda e-tebligatta katkılarımız oluyor ama e-fatura tamamen GİP merkezde. İşte zaten sistemi biliyorsunuz, özel entegratörler var veyahut da mükellefler direktman GİP vasıtasıyla elektronik fatura uygulamasına dahil oluyorlar. Biz çok fazla şey alıyoruz, soru alıyoruz. Yani kendi ölçümüzde gibi yansıtıyoruz, biz cevap verebiliyoruz vesaire. Gelen en 509 biliyorsunuz geldi. Köklü değişik demeyeyim aslında. Beklenen değişikliklerdi. Hepsi bir toplanmış oldu. Dağınık bir tebliğ silsilesi vardı. Bu e-ticaret ortamında, internet ortamında satanlar vesaire, bunlarda bir limit vardı. 5 milyondu yanlış hatırlamıyorsam. Normallerinde 10 milyondu. Artık bu limit kalktı. Herkes elektronik fatura, e-fatura uygulayıcısı olacak. E-fatura uygulayıcılar otomatik olarak e-arşivde uygulamak zorundalar. Şu konu sizin de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bundan önceki birkaç konferansta da bayağı tepki aldım. Bunu da GİB'e de ilettim. 1-1-2020'den itibaren vergi mükelleflerine 5.000, vergi mükellefi olmayanlara 30.000 TL'lik sınırı aşması halinde e-arşiv fatura GİB'in sisteminden düzenlenecek e-belge düzenleme. Ya aslında biz kendi açımızdan baktığımız zaman evet, yani kayıt altına alma noktasında önemli, devrim niteliğinde bir değişiklik olarak görüyoruz ama anladığım kadarıyla uygulamada bazı sıkıntılar olacağını düşünenler olabiliyor. Tutarın özellikle düşük olduğuna yönelik olarak. Malum serbest meslek erbabı 2020 Haziran ayı içerisinde iyi serbest meslek makbuzu zorunlu. Defter beyan sistemini zaten hepiniz geçtiniz. Defter beyan sisteminde inceleme alınan vesaire oldu mu bilmiyorum ama sistem şu şekilde oluyor. Vergi dairesine yazılıyor. Vergi dairesi GİB'e intikal ettiriyoruz. GİB bize defter beyan sistemine kayıtlı şeyleri, verileri veriyor. Biz bunu alıyoruz. İşte talep edene veriyoruz. Sistem bu şekilde. Belki bunun da bir revize edilmesi gerekiyor. Nihayetinde inceleme elemanı da bu defter beyan sistemine kayıtlı verileri görebilir. Bunlara ayrıntılı olarak sizlere açıklandığını düşünüyorum. Hal kayıt sistemini geçiyorum. Sigorta şirketlerindeki durumu geçiyorum. ...509 nolu tebliğde bunlar ayrıntılı anlatılmış. Belki soru cevap kısmında bilebildiğimiz ölçüde şey yaparız, konuşuruz. Genelde işte EPDK'da lisans alan firmalara bu zorunluluk kapsamında
Yenilik olarak bu demir çelik sektöründe madencilik alanında vergi kayıp kaçağını azaltmak için irsali uygulaması getirdik. Bunları KDV iadelerinde özellikle çok karşılaşıyoruz. İşte ödeme nereden? Yok, kasadan. İrsaliye var mı? Yok. Bu özellikle şey sektöründe. Bu e-irsaliye biraz bunları toplayacak diye düşünüyoruz. Yani en azından bir tane bize tevsik edici bir belge gerekiyor. Oran düşürüldü, bunu biliyoruz. 5 milyona düşürüldü. 2018 ve 19 fark etmiyor. Gerçi 2018 eski tebliğlerde 10 milyondu. Eğer 10 milyon olursa birde başlıyor. 5 milyonsa 7. ayda başlıyor. Bu konu net herhalde. İ-arşiv uygulaması artık zorunlu i-fatura uygulayıcıları için. Bazı İ-serbest meslek makbuzunu bahsettim. Haziran ayında geçiyor. Şubat ayında faaliyete devam edenler Haziran'da hazırlıklarını tamamlayıp geçiyorlar. Şubat ayında yeni başlayanlar da 3 ay içerisinde sonuçlandırıyorlar. Yani şu konularda çok soru geliyor. Bu satışlarımızı vesaire nasıl belirleyeceğiz? Demirbaş sattım, bunu alır mıyız? Ya genel itibariyle bizim baktığımız kalem hasılat 600 kalemi. Malum demirbaş, çubuğu vesaire sattığın zaman eğer tek düzen hesap sistemine uygun olarak bir muhasebe sistemi tutuyorsan bunları 679, zararını 689'a yazıyorsun. Dolayısıyla bizim baktığımız temel kalem 600 grubu. Yani 600'ler, 600 işte yurt dışı vesaire demirbaş satışlarına girmiyoruz. Şunu görüyoruz çok fazla, ferdi işletmeden sermaye şirketine dönmüş. Ferdi işletme sınırları aşmış, aşmamış vesaire neyse çok girmiyorum bunlara. Biz bunları İK'li şirket olarak değerlendiriyoruz. Yeni kurulan sermaye şirketini eğer tebliğde belirtilen şartları sağlaması halinde e-fatura uygulamasına geçmek zorunluluğu vardır. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada herkese de iyi yıllar diliyorum. Aralık ayının sonunu yükseldi. Değerli konuşmacımız Dilşat Erin'e çok teşekkür ediyoruz. Bir ara vermeden önce hatırlatma yapmak istiyorum. Sorularınızı lütfen arkadaşlarımıza iletin siyah masaya. Biz onu ikinci bölümde size açıklamalı olarak tekrar dönüş yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, tebrikler. Siz gibi olmuşsunuz.